Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2023 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 33. hafta içerisindeyiz. Maçlar devam ediyor. Bugünkü iki maçla birlikte hafta sonu erecek. Biz de bugün hafta sonu öne çıkan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Elbette başlangıcımız Giresunspor Fenerbahçe mücadelesiyle olacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında dün Giresun'da çok ağır bir yara aldı. Dakikalar 20 gösterdiğinde kazanılan penaltıda Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ancak İlk yarının son bölümüne doğru Giresunspor oyunda kontrolü ele almaya başladı. Pozisyonlara girdi. Fenerbahçe kalesi tehlike altındaydı ama Fenerbahçe ilk yarıda kalesine gol görmedi. İkinci yarıda 60. dakikayı gösterdiğinde Jesus oyuna hamle yaptı. Tam 3 futbolcuyu sahaya sürdü. Crespo, Mia Zajc ve Bright Osay Samuel. Hem orta sahayı biraz daha güçlendirmek istedi. Hem Osay Samuel'in sağ beke geçmesiyle beraber orada Sainz'a karşı da bir üstünlük kurmaya başladı diye tahmin ediyoruz ama pek işe yaramadı ve 68'de Giresunspor Riyad Bahic'le beraberlik golünü buldu. Sonrasında yine Jesus'un hamleleri geldi. King ve Pedro'yu aynı anda sahaya attı. Ki Valencia ve Batshuayi o esnada sahada yoklar. King Pedro ikilisi hücum hattında Fenerbahçe'de aldı. Ama Fenerbahçe o aradığı galibiyet golünü bulamadı. Son bölümde bir baskısı vardı topa. Daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe'ydi. Pozisyonlara da girdi. Duran toplarla özellikle Fenerbahçe'nin etkili olduğunu gördük ama bir türlü o gol gelmedi ve şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybı yaşandı. Maçta tabii tartışmalı hakem kararları olmazsa olmazımız Süper Lig'de. Onlar yine yaşandı. Onları da maçın detayıyla birlikte elbette değerlendireceğiz. Ve geçelim diğer sonuçlara. Konyaspor 2, Kayserispor 2. Bu da ilginç bir karşılaşma oldu. İlk yarısı 0-0 bittikten sonra 46, 48, 52 ve 55. 4 gol. Maç 2-2 sona erdi. Kayserispor'da Cardozo 2 gol kaydetti. Konyaspor'da ise Uğurcan Yazgılı ve Soner Dikmen'in golleri beraberliği getirdi diyebiliriz. Ve günün diğer maçı Ümraniyespor 4, Sivasspor 1. Ümraniyespor kümede kalma umutları çok az ama onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Umut Nayır dünkü karşılaşmada hat-trick yaptı. Ön plana çıkan isim oldu. Son golü de Ümraniyespor'da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 35'te Max Gradel'den geldi. Ve cumartesi günü iki karşılaşma oynandı. 19 ve 21 seansındaydı karşılaşmalar. Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında 3-1 ile kazandı ama bir hayli de zorlandı. 32'de Ömer Toprak'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 54'te Abubakar 1-1, 84'te Cenk Tosun 2-1 ki Antalyaspor Bünyamin Balcı kırmızı kart gördüğü için 10 kişi kalmıştı ve 89'da da Abubakar skoru belirleyen golü kaydetti. Beşiktaş hem ikincilik için hem de şampiyonluk için tekrar ümitlenmiş oldu. Şu anda bir maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puanları eşit Beşiktaş'ın. Ve Adana Demirspor Alanya Spor mücadelesi haftanın gollü karşılaşmalarından biri, hatta en gollü karşılaşması şu ana kadar. Alanya Spor'da Kuluris ve Efecan Karaca ilk yarıda golleri atan isimler oldular. Adana Demirspor'da ise Şerif Endiaye, Yunus Belanda, Yusuf Sarı ve tekrar Yunus Belanda golleri attılar. Adana Demirspor'da iç sahadaki serisi devam ediyor. Onlar da puanını 60'a yükseltti. Beşiktaş'ta puan farkı 8. Bir maçı eksik Adana Demirspor'un. Ve bugün hafta kapanacak. Saat 20'de iki maç var. Trabzonspor Ankara Gücü ve haftanın karşılaşması Galatasaray Başakşehir arasında oynanacak. Program içerisinde maça dair detayları da elbette değerlendireceğiz.
Tabii Süper Lig karşılaşmalarıyla birlikte Avrupa'da da önemli karşılaşmalar oynandı. İtalya'da şampiyon Napoli dün maçına çıktı. Saat 19'da başladı o karşılaşma. Maç sonu şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Oradaki görüntüler gerçekten görülmeye değerdi. Esport ekibi de yine dün Napoli kentinde, hatta cumartesi günü Napoli kentinde şampiyonluğun nabzını tuttu. Güzel görüntüler vardı. Onu da tavsiye ederim. Premier Lig'de yine karşılaşmalar oynandı. Newcastle United Arsenal mücadelesi pazar günün öne çıkan karşılaşmasıydı. Arsenal bir sürpriz yaşamadı. 2-0 Newcastle deplasmanında kazanmayı başardılar. Manchester City de bu hafta Leeds United'ı 2-1 ile mağlup etmeyi başardı. Fransa'da lider Paris Saint-Germain kazandı Troyes deplasmanında 3-1 ile. Almanya'da hem Bayern Münih hem Dortmund'un galibiyetlerini gördük. İspanya'da lig karşılaşması yoktu bu hafta sonu. Çünkü İspanya'da Kral Kupası finali vardı ve Real Madrid Osasuna'yı mağlup edip kupada mutlu sona ulaştı. 2-1'lik skorla galibiyet ve kupa geldi. Rodrigo son dönemin, yani 2023 yılının en azından öyle söyleyebiliriz, en formda oyuncularından bir tanesi. Bu maçta da bu maça da damga vuran bir performans gösterdi. Ve İtalya Serie A'da da önemli karşılaşmalar vardı. Artık hani Napoli'nin şampiyonluğu zaten kesinleşmişti ama ilk 4 için çok önemli bir yarış var ve bu hafta direkt rakipler karşı karşıya geldi. Milan Lazio'yu 2-0 mağlup etti ve Inter de Roma'yı deplasmanda yine 2-0 mağlup etmeyi başardı. Juventus da Atalanta deplasmanında yine aynı skorla 2-0'la kazandı. Şu anda ilk 4'te İtalya Serie A'da Napoli, Juventus, Lazio ve Inter var. Ama 5. Milan'la 4. Inter arasında 2 puanlık bir fark var. Atalanta ve Roma da yine Inter'i 5 puan farkla geriden takip ediyorlar. Son 4 hafta orada İtalya Serie A'da gerçekten çekişmeli, güzel karşılaşmalar izleyeceğiz daha diyebiliriz. Evet, hafta sonundan öne çıkan futbol gelişmeleri bunlardı. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verip sonrasında Giresunspor Fenerbahçe maçıyla değerlendirmelere başlayacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...7.16 saatlerimiz... ...Giresunspor Fenerbahçe maçını... ...değerlendirmeye başlıyoruz. Fenerbahçe bu hafta Galatasaray'dan... ...bir kez daha önde karşılaşmasını... ...oynama fırsatı yakaladı. Geçen hafta da durum benzerdi ama... ...bu fırsatı yine... pek iyi değerlendiremediğini gördük. Giresun deplasmanında 2 puan bıraktı Sarı Lacivertler. Aslında karşılaşmada öne de geçmeyi başardı. Michy Batshuayi'nin ilk yarıda bulduğu penaltı golü, VAR uyarısıyla gelen penaltı. Normalde aslında Fenerbahçe'nin bir numaralı penaltıcısı Ener Valencia, ki o esnada da sahadaydı ama Batshuayi topu aldı. Valencia ile konuştu ve ikili anlaştıktan sonra Batshuayi topun başına geçip kaleciyi de ters köşeye yatırıp Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Ama Fenerbahçe üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyamadı. İkinci yarıda Riyad Bahic'in golü gerçekten olağanüstü bir son vuruş. Riyad Bahic aslında bir önceki hafta kritik İstanbulspor mücadelesinde son vuruş konusunda büyük sıkıntı yaşamıştı ama bu sefer ters ayağıyla kaleci İrfan Can'ın uzanamayacağı noktaya topu gönderdi ve beraberliği getirdi. Son bölümde ise Giresunspor oyunu biraz daha yavaşlatma tercihinde bulundu. Çok fazla oyun durdu. Fenerbahçe topa sahip oldu. Biraz baskı kurdu da denebilir. Hem duran topla hem akan oyunda ama gol için yeterli olmadı. Sonda yakaladığı fırsatlar ve büyük bir ayak kırıklığı oldu eminim Fenerbahçe taraftarları adına. Evet, Barış abi, siz maçla ilgili neler söylersiniz? Fenerbahçe aslında hani küme düşme hattındaki bir takıma karşı bir kez daha puan kaybetti. Bu sezon sıklıkla bu senaryo yaşandı. Böyle ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı en çok puan kaybeden şampiyonluk adayı şu anda Fenerbahçe açık ara. Fenerbahçe'deki problem neydi dün size göre? Valla günaydın, iyi hafta herkese.
Bana göre tabii şimdi Giresunspor maçının kolay bir maç olmayacağını, kolay bir fikstür olmadığını daha önce de herkes de konuşuyordu, hepimiz de söylüyorduk. Giresunspor'un kümede kalmak için verdiği her bir puanın son derece hayati öneme aiz olduğu bir mücadele var, bir süreç var Giresunspor'un. Zor olan bir şeyi başarmaya çalışıyor. Ciddi bir dezavantaj içine girmiş durumda Giresunspor. Şimdi evinde oynadığı bir karşılaşmada ligin artık son dönemece dönülmüşken elbette ki kalesini açacak değil Giresunspor. Ve canla başladı zaten kalesini savunup bulabildiği pozisyonlarla da topu rakip kaleye taşımaya çalıştı. Gücü yettiği kadar, çapı yettiği kadar. Ama Fenerbahçe diğer taraftan şampiyonluk için birçok fırsatları senin söylediğin gibi teptiği gibi birçok fırsat da önüne geldi. Şu veya bu şekilde Galatasaray'ın hataları, Fenerbahçe'nin yakaladığı fırsatlarla hala yarışın içinde olması, hala puan hesabı yapması da bu kadar eleştirilen bir Fenerbahçe'nin bugün işte yine senin söylediğin gibi Galatasaray'dan önce oynamaya başladı. Baskı da yaratabilirdi Galatasaray üzerinde eğer dün akşam beraber kalmasaydı. Ve son maçı da Galatasaray'la oynayacağı için ciddi anlamda çok uzun seriler yakalamış bir Galatasaray'a karşı bu kadar eleştirilen işte çok basit puan kayıpları büyük maçlar dahil küçük maçlar dahil birçok maçta yapan bir Fenerbahçe'nin bugün bu fırsat ayağına gelmişken daha önce oynayarak rakip üzerinde baskı da yaratabileceği bir durumda kalite farkıyla, tecrübe farkıyla, motivasyonuyla vesaire Giresunspor'un bütün bu ihtiyaçlarına rağmen Fenerbahçe'nin çıkıp kazanması gereken bir karşılaşma, özetlemek gerekirse maç başlamadan önce. Maç başladığı anda itibaren Fenerbahçe'nin Giresunspor'a nazaran daha fazla top oynaması, rakip kale daha fazla gözükmesi, daha rahat top çevirmesi, top ayağında tutması, bunlar beklendiği şekildeydi. Ama Fenerbahçe maçın başından itibaren maçı kopartıp 3 puan alıp Galatasaray üzerinde baskıyı arttırıcı, hem de bugün Başakşehir'le oynayacak olduğu da dikkate alınırsa Galatasaray'ın son derece zor bir fikstür oynayacak. Puan kaybı mümkün olan bir karşılaşma. Hatta ilk maç dikkate alındığında Galatasaray'ın 7-0 mıydı? Kaçtı? Evet. Öyle bir galibiyeti var Başakşehir karşısında. Başakşehir'in bu revanşı da kovalayacağı, o skoru da en azından hafızalardan silmek bakımından ortaya önemli bir performans sergileyeceği, koyacağı düşünürse Fenerbahçe için çok daha önemli bir karşılaşma oldu Giresunspor maçı. Ama ben maçın ilk andan itibaren Fenerbahçe daha oyunun kontrolünü eline almış olsa da, öyle gözükse de bir türlü maçı kazanacak canlılıkta, yaratıcılıkta, bitiricilikte olduğunu görmedim. Fenerbahçe'nin öne geçtiği bölüm de dahil Fenerbahçe gümbür gümbür bir futbol oynamadı. Yeterince çabuk kanatları kullanan, çizgiye inen, şut atan, pozisyon üreten, çok oyuncuları rakip sahasına giden, oralarda topla oynayan, rakip kaleyi hataya zorlayan, rakip savunmayı hataya zorlayan, çabuk, yaratıcı, bitirici, etkili bir Fenerbahçe hücuma yönelik özellikle rakip ceza sahası civarında yoktu. Gol bir kenar ortada VAR'ın müdahalesiyle, bir elle oynamayla geldi. Penaltıdan. Bu bir şanstı Fenerbahçe için. Neden şanstı? Akla hemen Sivasspor galibiyeti geldi. Sivasspor maçında da Fenerbahçe çok iyi oynamıyordu ama öne geçtikten sonra çok akıllı bir futbolla topu rakibe vererek kontrataklardan etkili olup çok rahat bir galibiyet almıştı. Giresun-Sivas'tan da zayıf bir takım öyle baktığınızda. Dolayısıyla 1-0 daha öne geçip devreye de 1-0 giren bir Fenerbahçe'nin ikinci yarıda en azından daha etkili kontratağa çıkan, daha çabuk dikine oyuncu eksilterek, rakip eksilterek topu ve bölgeyi yani hem boş alanları pasla hem de driplingle kullanabilen çabuk bir Fenerbahçe bekledi herkes. Bu ikinci yarının başında da gelmedi. Herkes hemen tabii tahmin ediyorum ki benim de ekran başında beklediğim gibi bir an önce de oyuncu değişikliklerini beklemeye başladı. Fenerbahçe'nin merkezi özellikle çok ağır ve hiç verimli olmayan bir performans içindeydi. Beklediğimiz değişiklikler 60'ta açık söylemek gerekirse geldi yani. Hem Mert Hakan'ı hem de İsmail oyundan alması beklediğim bir şeydi benim ama o değişiklikler sonra da 75'te yapılan değişikliklerde dahil Fenerbahçe'yi canlandırdığını görmedik. Yani Fenerbahçe'nin son zamanlarda kötü oynadığı
oynadığı maçlarda Arda'nın sahneye çıktığını, Arda'nın yaratıcılığından, Arda'nın ayağından bir şeyler beklediğini görüyorduk. Dün Arda da beklenenin altında olunca Fenerbahçe'de merkez oyuncular, yerlerine girenler, Zayt, Crespo, ön bölgeye sonra yapılan hamlelerde Valencia ve Batshuayi'nin son derece etkisiz bir maç çıkardığı bir günde, oraya girenlerin de aynı etkisizlik içinde olduğu bir performans. Fenerbahçe'nin, yani Giresunspor'un maçta kazanmak noktasında pek fazla bir etkinliği olmasa da Fenerbahçe'de gerekeni yapamadı. Yürüdüğü gol Fenerbahçe'nin çok büyük bir savunma hatası. Arka arkaya yapılan savunma hatalarıyla ikram edilmiş adeta bir pozisyon Giresunspor'a. Çok güzel bir şut, çok güzel bir gol. İyi yere gitti. Doğru, ama o vuruş yapılana kadar ki Fenerbahçe'nin amatörce savunma hataları da kabul edilebilir cinsten değil. Dolayısıyla savunma tarafında da diyebilirim ki çok fazla pozisyon vermemiş olsa da Giresunspor'a yedikleri gol yeterli. Hücum anlamında da son derece yetersiz, cansız bir Fenerbahçe. İsteksiz diyemiyorum ama beceriksiz diyebilirim herhalde en azından. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesinin, oyun kalitesinin kenardan yapılan hamleler de dahil olmak üzere, yedek kulübesi dahil olmak üzere şampiyonluk yarışındaki mücadeleyi, kaliteyi, etkinliği, beceriyi ortaya koyacak seviyeye çıkamadı bir türlü. Bu sene çok maçta oldu bu. Her şeyin başladığı, kötün gitme noktasında her şeyin başladığı karşılaşma Giresun maçıydı. Dünya Kupası öncesi. Ve o orada başladı. Bence şampiyonluk orada da bitti. Şimdi bitti diyorum çünkü bu akşamki Galatasaray-Başakşehir maçında Fenerbahçe'nin hani yine önüne altın tepsiyle bir fırsatın daha gelmesini sağlayacak tek sonuç Başakşehir galibiyeti oldu. Beraberlik dahi yetmeyecek artık Fenerbahçe'ye. Galatasaray'ın da bu akşamki Başakşehir ve en son Fenerbahçe maçı dışındaki fikstürleri çok zor fikstürler değil. Çok büyük bir hata yapmazsa Galatasaray artık şampiyon oldu. Dolayısıyla bu akşam Başakşehir'in Galatasaray'ı stadında seyircisi önünde yenmesi dışında Fenerbahçe'yi tekrar bir defa daha hani fırsat tepen Fenerbahçe'yi bu yarışın içine dahil edecek bir sonuç kalmadı. Hak etti mi Fenerbahçe bu durumu? Yani bu kötü futboluyla, bu etkisiz oyunuyla bence hak etti. Yani şampiyonluğu hak etmeyen bir görüntü var ortada. Çünkü çok fırsat geldi. Kendi ipini çekebileceği, kendi ipini kesebileceği fırsatları Fenerbahçe beceriksizlikle, yetersiz performansla, kalite eksikliğiyle bunları Fenerbahçe hak etti diye düşünüyorum. Peki Jesus bu işin mesela dünkü maçın neresinde olarak değerlendirirsiniz? Hani ilk 11 tercihi Perez iyileştikten sonra Luan Perez'i oynatmaya başladı. Arda yine aslında taraftarın beklediği isim. İrfan Can da tabii cezasında ilk 11'deydi. Şimdi Arda tabii hani 90 Asra'yı dakika koydu. Arda sonuçta 90 dakika sahada kaldı. Beklediğimiz de buydu. Hani açıkçası Jesus'un bu karşılaşmada çıkarttığı 11 ve yaptığı değişikliklerle çok eleştirebileceğim bir durum yok ortada. Ama Jesus'u şöyle eleştirmek gerekiyor. Sonuçta bu takımın patronu Jesus. Fenerbahçe'nin birçok maçtaki dalgalı performansı, yetersiz, kalite yetersizliği, performans yetersizliği, etkisiz oyunu, özellikle hücum tarafında etkisiz oyunu, bunların sonuçta karar verici olan, onları hazırlayan, maça hazırlayan, mental olarak, fiziksel olarak, taktik olarak, teknik olarak maça hazırlayan Jesus olduğuna göre elbette ki Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk için yeterli olmayan, bir türlü hep söylediğimiz önüne gelen fırsatları tepen, Dünya Kupası'nın hemen öncesindeki Giresun maçıyla başlayıp ondan sonra birçok maçta yani büyük maçlar, özellikle Beşiktaş maçı, İstanbulspor karşılaşması, son zamanda ilk akla gelecek karşılaşma 3-1'den 3-3, Beşiktaş derbisi yine son zamanda akla gelecek büyük maç örneği. Yani bu tip örnekler Fenerbahçe'de çok var. İç sahadaki durumu zaten, iç saha puan cetvelini daha önce de konuşmuştuk, ortada. Deplasmanlarda daha iyi bir Fenerbahçe vardı. Dün akşam o da ortadan kalktı. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin bir türlü istenilen yaratıcılık, istenilen canlılık, dikine futbol, hızlı oyun, rakip cihazı çabuk çoğalan, çabuk üreten, bitiren bir Fenerbahçe. Yani işte Valencia, Batshuayi, King, João Pedro. Bunlar Fenerbahçe'yi şampiyon yapması için getirilen oyuncular baktığınızda. Ama
hiçbiri. Belki biraz Valencia'yı ayırmak lazım. İstenilen seviyeye, şampiyonluk iddiası gibi bir seviye için istenilen seviyeye çıkamadı. Yani bu takım her zaman ilk üçe girer tabii ki ama Fenerbahçe için şampiyonluk hesapları yapılıyordu. Dolayısıyla bu transferleri de büyük ölçüde, yani hepsini diyemiyorum ama büyük ölçüde yapılmasına ön ayak olan Jesus da olduğu için Jesus'un da tabii ki performansı son derece tartışmaya açık. Hani ben Jesus kalmalı mı gitmeli mi sorusu hemen herkesin konuştuğu bir konu. Açıkçası ben kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü Jesus eğer tabii kalıyorsa da, kalıp kalmayacağı da biraz da onun kararı. Ama Jesus kalmak istediği noktada, başka bir sorun yaşamadığı noktada Fenerbahçe göndermeli mi tutmalı mı diye soruyorsanız bence tutmalı, kalmalı. Niye? Yetersiz bulduğum halde niye kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Jesus'tan sonra gelecek teknik direktör de Fenerbahçe'nin yeni bir macera. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi, ligi tanımış bir Jesus. Bu eleştirilen haliyle bile yarışı buraya kadar getirmiş bir Fenerbahçe. Bu takıma daha A kalite, özellikle omurgasına, yani kaleci, stoper, 6-8 numara santrafor, buralara daha kaliteli, A kalite oyuncular getirerek, 4-5 transfer yaparak Jesus'un Fenerbahçe'ye getirdiği bir takım takım karakteri vesaire üzerine kalitede koyabildiğinde, o kalite çıtasını yukarı taşıyabildiğinde Jesus da Fenerbahçe'nin hiç de zorlanmadan şampiyon olabileceğini düşünüyorum bu ligde. Ama bu sezon, o sezon olmayacak anlaşılan. Dolayısıyla her şeyi sil baştan yapmak, hocayı, takımın büyük bölümünü değiştirmek vesaire, bunlar her zaman olduğu gibi bugüne kadar yine vakit kaybı, yeni maceralar, yeni çok büyük maddi kayıplar anlamına gelebilir. O anlamda ben hani Jesus'u, yoksa ben de Jesus'u beklentilerimin altında kaldığını itiraf etmek zorundayım. Çünkü bu çapta bir teknik direktörün bu tip maçlarda özellikle çözüm üretebilmesi gerekir. Bir B planı, bir C planının olmaması, girenle çıkanı da fark yaratamadığı bir noktada çaresizce kenarda o son bölümdeki panik atakları, yani panikle yapılan atakları seyretmek zorunda kalması Jesus'un tabii ki, onun da kalite ve tecrübesinden beklenen performans değil. Mesela siz az önce dediniz ki skor avantajını eline almışken Fenerbahçe kontralarla etkili olabilir ve kontra deyince de akla gelen ilk isimlerden biri Emre Mor'dur Fenerbahçe'de. Dün yedek kulübesindeydi ama o 60'ta o beklediğiniz değişikliklerde Emre Mor yerine Osayi Samuel'i tercih edip Ferdi'yi ön tarafa attı Jesus. Biraz daha sanki bir defansif hamle gibi gözüktü açıkçası. Yani Emre Mor'u ben de bekliyordum oyuna girecek oyuncular arasında. Görmemek beni de şaşırttı. Ama hani bir tanenin arkasından tabii fazla bir şey söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Emre Mor'un çabukluğuna, karıştırıcı driplinglerine vesaire ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Onu orada kullanmaması, bugüne kadar da kullanıyordu, verim de alıyordu. Hani Ferdi ön tarafta da başarılı olduğu için, Ferdi'yi ben arkada da önde de beğeniyorum. Ferdi'nin çabukluğu, hareketliliği, sorumluluk alması, her yere yetişmesi, iki yönlü futbolu vesaire, bunlar Türkiye'nin bence üst düzey oyuncular arasında Ferdi. Ve Fenerbahçe zaten bugün kaybetmemesi gereken, hani bazı şeylerde elinde de değil muhtemelen ama Arda ve Ferdi bence en değerli oyuncuları şu anda Fenerbahçe'nin, fark yaratan oyuncuları takım içinde, saha içinde fark yaratan oyuncular. Ama bir Emre Mor da Fenerbahçe'nin birçok maçta Fenerbahçe'yi canlandıran, hareketlendiren, pozisyon yaratan, rakibi hataya zorlayan, faul, duran top kazandıran vesaire bir oyuncu olduğu için onun oyuna girmemesi de benim şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Ama bu böyle bir tercihte bulundu. Yani Osayi Samuel'le de oynadığında Fenerbahçe'nin Giresun'u yenebiliyor olması lazım. Yani bu şu girdi, bu girmedi noktasında. Bundan dolayı Fenerbahçe kazanmadı diyecek bir maç değil. Arada ciddi bir kalite ve tecrübe farkı var. Ama Fenerbahçe bunu gösteremedi saha içerisinde. Ama işte dediğim gibi Jesus'un da tartışılacak çok tarafları var. Bu sene oynattığı ve oynatmadığı oyuncular, yaptığı değişiklikler, bu konularda da Jesus zaten belli bir çizgiyi, belli bir istikrarı, belli bir seviyeyi tutturamadı. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda.
7.43 saatlerimiz Giresunspor Fenerbahçe mücadelesini değerlendiriyoruz. İlk bölümde Barış abi'den maçla ilgili yorumları aldık. Fenerbahçe'nin tabii şampiyonluk ihtimalinin bir hayli zayıfladığını Barış abi de ifade etti. Diğer tarafta Giresunspor da aslında hani işi kolay gözükmüyor tabii puan tablosuna baktığımızda, ama onların da avantajı tabii fikstürü. Giresunspor bundan sonra Hatayspor ve Gaziantep'le oynayacak. Fikstüründe bu karşılaşmalar var ve otomatik olarak 6 puanı hanesine yazdıracak. Trabzonspor maçı var, Ümraniyespor maçı var, bir de Antalyaspor maçı var. Burada Kasımpaşa çok riskli bir durumda, pozisyonda gözüküyor. Çünkü onların geriye kalan 5 karşılaşmasında otomatik olarak alacağı herhangi bir 3 puan yok. Yani Gaziantep, Hatay maçları. Hangi maç var? Geride kaldı Kasımpaşa'nın. Kasımpaşa İstanbulspor maçı var, Giresunspor'un şansı. Gelecek hafta. 34. haftada o karşılaşma. Evet, bir sonraki hafta olması lazım. Sivas-Kasımpaşa karşılaşması var. Şey, ne zaman? Kasımpaşa-İstanbul maçı da var. Kasımpaşa-İstanbulspor maçı var. O da bir sonraki hafta. Bir sonraki hafta, tamam. Bir sonraki hafta o karşılaşma var. İki direkt rakibi aslında Giresunspor'un karşı karşıya gelecek. O yüzden dünkü bir puan da çok moral bozucu olmamıştır Giresunspor adına. Tabii ki galibiyet olsa çok daha iyi. İlk maçı deplasmanda kazanmışlardı sonuç olarak, ama hani Fenerbahçe'yle iki maç yapıyorsun. 4 puan alıp sezonu öyle tamamlıyorsun. Aslında kümede kalma performansı bir anlamda bu iki maça baktığında sonuç olarak, ama bakalım sonuç ne olacak Giresun açısından. Çok uzun bir Hakan Keleş dönemi. Orada takımla beraber bir uyum. Alt ligden gelmek. Süper Lig'de ilk sezonda devam etmek. İkinci sezonda kötü başlamamak. Ama bugün gelinen noktada hala 2023 yılında sadece bir maç kazanabilmiş bir Giresunspor var. Aynı zamanda oyun olarak da bence biraz geriye giden bir Giresunspor var. O senin beğendiğin, daha iyi top yapan, rakip yarı alanda oynayan bir Giresunspor yoktu. Tam böyle artık sezonun sonunda can havliyle işte çok fazla mücadele eden, her saniyeyi değerlendirmeye çalışan, zaman zaman futbol dışı durumlarla bir takım vardı. Tam böyle hani bazı ekipler vardır, artık sezonun sonu nasıl oynanır? Bu şekilde oynanır. Ligde böyle maçları, böyle oynayan takımları çok gördük. Giresunspor dün tam can havliyle oynadı. O yüzden evet, Giresunspor şimdi üst üste iki karşılaşmadan 6 puan hanesini yazdıracak, ama oyunun da mutlaka gelişmesi lazım. Yani bu tarz oyunla evet belki büyüklerden puan alabilirsiniz, ama oyun gelişmediği sürece Giresunspor puan alması gereken karşılaşmalarda gene çok zorlanır. Hatta mağlup bile olabilir. Aslında kaybettiği İstanbulspor maçında oyun iyiydi. Çok pozisyona girdi, rakibi baskı altına aldı. Çok pozisyona girdi mi? Yani çok, bence fena değildi Giresunspor. Ya yani benim beklentimin en azından üzerinde bir performansı vardı. Bir de Giresun'la ilgili ne diyorduk? Hani yeni gelen İrfan Buz takımda öyle çok müthiş bir şey değiştirmeyecek. Tabii, tabii. Dünkü kadroda hani Hakan Keleş'in kadrosuydu. Birebir aynı. Hatta oyuncu değişikleri bile belli. Giresunspor'dan ilk girecek oyuncu, eğer hücumda problem yaşıyorsan Kuvas olacaktı dün. Hani onu da tercih etti. Çok aslında işi yoktu İrfan Buz'un. Biraz zaten mental olarak aynen, bundan destek sonrası vermesi. Aynen, söylediğim gibi mental olarak. Yani Hakan Keleş'te kötü teknik adam olduğundan, takıma hakim olamadığından değil, artık bir değişiklik gerektiği için gitti. Bu da hani çok garip, çok anlaşılmaz bir durum değil. Keşke devam etseydi diye bakıyorum ben, ama bunlar normal, futbolda var. Şimdi işte bizim Rıdvan Aksu yazdı maç başlamadan önce özellikle Giresunspor'un savunmadaki problemlerini, kaleci Onurcan'ın işte taraftarla bir diyaloğa girmesi, özgüvenin biraz sarsılması, onun yerine Ferhat'ın oynaması, bunun dışında savunmada bir numaralı stoper Perez'in olmaması, bunun yanında Kadir'in genç, tecrübesiz bir oyuncu olması. Hakikaten o da 20 yaşında gencecik bir oyuncu. Daha üst üste 3. 90 dakikası. Bu sezon 12 karşılaşmada görev almış, ama şöyle bir 12 maçın tamamına baktım Kadir'le alakalı olarak. Bir istikrar yok. Bir de işte 17 dakika var, 30 dakika var. Bir şey var. Hani Kadir orada savunmada zayıf halkalardan biri. Yani Giresunspor'un içinde bulunduğu şartlar da öyle çok olumlu şartlar değil. Hele savunma anlamında dar bir kadro, bir de eksiklerle beraber, bazı değişikliklerle beraber kırılgan bir takım Giresunspor. Evet, düşme hattında, evet can derdinde, evet kendi sahasında, ama nereden bakarsan bak artık ligde 31-32 hafta geride kalmış Giresunspor'un ligdeki konumu da belli.
O yüzden de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe ya da başka bir takımın içeride ya da dışarıda Giresunspor'a puan verme gibi bir lüksü yok. Fakat Fenerbahçe'nin 90 dakikaya yayılan oyununa şöyle bir baktığında hani Giresunspor için iyi oyun yok, can derdinde oynuyor dedik. Şimdi bunun tam tersini Fenerbahçe'den beklemen gerekir. Fenerbahçe de kendi canının derdinde ama Fenerbahçe'nin bence bu kadar kritik bir karşılaşmada böylesine bir futbol oynamaya da hakkı yoktu dün. Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar organizasyon anlamında çok sınıfta kaldı. Özellikle hücum organizasyonu Fenerbahçe'nin yerlerdeydi. Fenerbahçe'nin son bölümde o bütün oyuncularla Giresunspor'a yüklenirken bulduğu bir iki pozisyon dışında hemen hemen harcadığı 70-80 dakikalık bir süre var karşılaşma içerisinde. Evet, Fenerbahçe bu kadar kötü oynarken bir de öne geçti. O öyle bir şansı da yakaladı Fenerbahçe. Ama özellikle Arda'nın gününde olmayışı, diğer tarafta Valencia ve Batshuayi'nin topla buluşmakta çok zorlanması, dün ilk 45 dakika sonunda Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında topla buluşması 7 idi. Yani 7 kez rakip ceza sahasında topla buluşmak 1-0 öne geçtiği bir karşılaşmada Fenerbahçe için son derece düşük rakamlar. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıda da çok değişen bir şey yok. O yüzden de bu tarz mücadelelerde hani 1-0 maçın içinde tutuyorsunuz rakibi ama 2'yi bulduğunuz anda o direnci çok kolay kırabilirsiniz. Fenerbahçe onu pek zorlayamadı. Zorlamak istese de yapamadı. Sadece bir Zaitsev'in pozisyonu var 1-0'da. Dakika 63 civarı olması lazım. Ceza sahası içinde sağına çekti. Evet. Çok müsait. Hani penaltı, evet, gibi pozisyondu. Evet. Kötü vurdu Ferhat. Çok rahat orada kurtardı. Ne hikmetse kapattığı köşeye vurmayı tercih, evet, etti Zaitsev. Orada aslında plaseleri de iyi olan bir oyuncu. Uzak köşeye o plaseyi yapar diye bekledim ben ama herhalde topun ayağını geliş şekliyle beraber kapattığı köşeyi vurmayı tercih etti. Ferhat'ın o pozisyon, senin söylediğin pozisyon dakika 62 idi. Ferhat'ın büyük ihtimalle ilk kurtarışıydı. Fenerbahçe kalesine, Fenerbahçe'nin Ferhat'ı zorladığı ilk pozisyonu ya da öyle söyleyelim penaltı dışında. Bununla beraber Arda'nın frikiği vardı. Ferhat'ın kurtardığı. Onun dışında Ferhat'ın kurtardığı top yok. Rossi'nin şutu var. Çarpıp out'a giden. Crespo'nun son saniye pozisyonu var. Ve yine Samet'in son saniye pozisyonu var. Bunlar da Fenerbahçe kaleyi bulamadı. O yüzden de evet, şampiyonluk yarışı da stresli. Diğer tarafta Giresunspor'un hani kümede kalma mücadelesi de tabii ki stresli. Ancak burada kaliteli olan taraftan daha iyi bir oyun beklersin. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra daha sakin, topu dolaştıran, topa daha fazla sahip olan, rakibi koşturan, rakibi yoran, rakibin sinirini bozan. Ama dakika ilerledikçe Fenerbahçe'nin hemen hemen bunların hiçbirini yapmadığını, yapmak istese de yapamadığını gördük. Bu bakımdan tabii büyük hayal kırıklığıydı. Şimdi çok tabii bir sürü şey söyleniyor. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor, Giresunspor karşılaşmaları. Hakikaten geriye doğru bakınca Fenerbahçe'nin bu sezon lige veda edebilecek işte İstanbulspor ve Giresunspor karşılaşmasında bıraktığı puanlar. Bir de işin ilginç tarafı, şimdi bazen büyük takımlar kötü oynar, geriye düşer. Ondan sonra bir kendine gelir, maçı ya beraberlikle bitirir ya da galibiyetle bitirir. Bazen de toparlayamaz. Ama Fenerbahçe İstanbulspor maçında da Giresunspor maçında da üstünlüğü ele alan taraftı. Öne geçen taraftı. Yani öne geçtikten sonra da bu tarz kuvvetsiz takımlara yakalanmak daha da büyük problem. Mesela Beşiktaş işte Antalya'da kötü oynuyordu. Pat diye geriye düştü. Ondan sonra ikinci yarı biraz toparladı. Maçı çevirebildi. Hani büyük takım öne geçtiği karşılaşmada kötü oynarken normalde yakalanmaması gerekir. Bu da bir başka dezavantajıydı Fenerbahçe'nin. Girenler çıkanlar, ilk 11 formasyon doğal olarak bizde her zaman çok fazla konuşuluyor. Dün bakıyorum ama genel olarak yorumlar hep aynı yorumlar. İşte o neden oynamadı, bu neden girmedi, o girseydi, şu şuraya çekilseydi, bu böyle olsaydı gibi biraz futbol menajer tarzı yorumlar yapılıyor. Ben ona biliyorsun çok katılmıyorum. Genel olarak oyuna baktığında hani girenler çıkanlar hocanın düşündükleriyle beraber kötü oynanan, hiç beklenilmediği derecede
bence futbol olarak geride kalan bir takım vardı 90 dakika. Oyuna girenler de ilk 11 başlayanlar da hani komple düşündüğün zaman neredeyse Fenerbahçe hiç katkı alamadı hiçbir oyuncusundan. Peki burada Luan Perez tercihine ne demek lazım? Şimdi çoğu kişi hani sol bek oynadığını düşünüyor ki işin savunma kısmında sol bek gibi. Benim gözlemim hücuma çıkarken Fenerbahçe sol bekten ziyade sol stoper gibi yani. Önde de zaman zaman konumlanıyor ama hani Osterwolde gibi, Alioski gibi bir performans da yok Luan Perez'in. Daha dengeli bir bence sol taraf oyuncusu demek lazım Luan Perez için. Ama orada Osterwolde ve Alioski gibi daha hücumcu diyebileceğimiz oyuncuları var. Rakip Giresunspor. Hani Fenerbahçe arasında müthiş bir kalite farkı var. Büyük maçlarda daha çok bu tarz anlayış görüyorduk Fenerbahçe'de ama Jesus hani ligin bu son bölümünde defansif anlamda daha sanki tedbir almaya gidiyor. Mesela Osay Samuel değişikliği de sanki öyleydi. Yani Emre Mor'u ön tarafa atabilirdi. Ferdi'yi arkada bırakıp ama yapmadı. Osay'ı aldı. Önce savunma dedi. İşte Sainz'i onda birebir de durdurmaya çalıştı. Bu da Fenerbahçe'ye ya da rakiplerine bir mesaj mı? Hani Fenerbahçe çok açılmıyor, çok savunmada kalıyor. Rakiplere de hani biz Fenerbahçe'nin üzerine rahat gidebiliriz mesajı veriyor olabilir mi acaba? Yani Giresunspor Fenerbahçe'nin üzerine çok rahat gitti mi? Bence çok rahat gitmedi. Hani Giresunspor'un da öyle puan almasına rağmen aman aman bir oyunu yoktu. Ya da işin hücum kısmında problem yaratıyor mu bu tercihle? O zaman öyle sorayım. Giresunspor'un en iyi oynadığı bölüm ilk yarının son bölümüydü. İlk yarı böyle 35-36. Dakikadan ilk yarının sonuna kadar Giresunspor Fenerbahçe'yi itti. O bölümde işte İrfan Can'ı iki kez zorladı. Orada iyi pozisyonları var Giresunspor'un ama onun dışında hani ikinci yarı dahil, gol de dahil Giresunspor'un öyle Fenerbahçe'yi ittiğini ya da Fenerbahçe'nin defansif anlamdaki oyuncu seçimlerinden faydalandığını söylemek doğru. Gol pozisyonunda yine bireysel bir hata var. Salah ile başlayan. Hatta gene onunla devam eden bir hata var. Luan Perez'i sen geçen hafta aynı şekilde söylemiştin. Sen söyledikten sonra ben de dün baktım sana katılıyorum. Luan Perez öyle. Yani Fenerbahçe'nin hücum yaptığı anda Fenerbahçe'de sola doğru açılan oyuncu gibi duruyor Luan Perez. Öyle şey değil. Yani Rossi orada kanat beki gibi aynen oynuyor öyle. Hücumda. Aynen öyle. Perez biraz daha içeride konumlanıyor. Öyle bir şey var. Anlayış var Fenerbahçe'de. Fakat hani Fenerbahçe'de bu tarz rakiplere karşı mesela bu senin söylediğin Beşiktaş, Galatasaray, işte Trabzonspor, Başakşehir gibi Fenerbahçe'nin canını hücum anlamında daha fazla yakabilecek takımlara karşı üzerinde tartışılabilecek bir şey ama Giresunspor gibi sıkıntılı hücum eden bir rakip karşısında bunun çok fazla bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hücum tarafına bakıyorum. Hücum tarafında da mesela asıl organizasyonu kimden beklersin dün Fenerbahçe'de? Numaralı oyuncu Arda'ydı. Ama Arda da dün gününde değildi. Hatta belki çıkması gerekirken çıkmadı Arda. Orada da hatta spiker arkadaşımız da söyledi. Son anda değişiklikte değişiklik yaptı dedi Jesus. Belki Arda çıkacaktı. Bilmiyorum orada ne düşündü. Kararını mı değiştirdi yoksa zaten Arda oyunda mı kalacaktı? Ya da tabela belki yanlış. Belki tabela mı yanlış? O bile olabilir dediğin gibi. Ama oradaki asıl işi yapacak olan oyuncu Arda. Çünkü Arda'nın yanındaki isimlere bak. Dün kim vardı Fenerbahçe'nin orta sahasında? Başlangıçta Mert Hakan ve İsmail. Mert Hakan, İsmail. İsmail zaten hep söylüyorum ben etliye sütliye karışmıyor işin hücum tarafında. Mert Hakan bence beklentilerin çok altında işin hücum tarafında. Rossi bir tarafta, onun yanında Batshuayi ile Valencia, yani bu oyunculardan hangisi mesela Fenerbahçe adına atak organizasyonu yapabilecek, atak kurgusu yapabilecek oyuncular? Hemen hemen hiçbiri. O yüzden aslında bütün beklenti organizasyon anlamında Arda'nın sırtındaydı. Fakat Arda'yı da şöyle savunabiliriz. Şimdi Arda'nın da Arda'yı anlayabilecek oyuncularla biraz oynaması gerekir. Yani o pası verdiği zaman alacağı, pası verip koştuğu zaman topu tekrar Arda'ya atabilecek ya da pası Arda'ya verip koşu yapıp Arda'nın o pası tekrar alabilecek oyunculara ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu da biraz bu işte set oyununu oynamak, hatta biraz değil sezon başından beri böyle. Çünkü sezon başında Fenerbahçe yüksek pres gücüyle
rakipleri hataya zorlarken bu set oyunundaki sıkıntılar çok fazla konuşulmuyordu. Çok ortaya çıkmıyordu. Çünkü Fenerbahçe skoru buluyordu. Skoru arttırabiliyordu ama sezon içerisinde yaşanan sakatlıklar, işte sezonun yorgunluğu, belki biraz sistemin değişmesi, oyuncuların düşmesiyle beraber o fizik gücü de gitgide zayıfladı Fenerbahçe'nin ve o rakip yer alanında yaptığı pres azalınca Fenerbahçe kapanan rakiplere karşı işi çözemeyen bir takım haline geldi. Şimdi işi çözemediğin noktada Fenerbahçe'nin çok üst düzey santraforları da yok. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani Fenerbahçe bir Icardi'ye sahip değil. Fenerbahçe bir Abubakar'a sahip değil. Şimdi Abubakar golleri attı. Ondan sonra istatistikler çıktı. Belki görmüşsünüzdür. Gol beklentisiyle attığı gol arasında en büyük fark olan oyuncu Abubakar'mış. 5 küsür gol beklentisi, attığı gol 10 Abubakar'ın. Yani neredeyse beklentinin 2 katı gol çıkartıyor Abubakar. Neden çıkartıyor? Çünkü işte Antalya Spor maçında attığı ikinci gol gibi. Bir vuruş yapıyor, saçma sapan bir yere gidiyor, gol oluyor. Bu yüzden de Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu da yok. Yani Icardi'ye top geliyor, Icardi olağanüstü bir vuruşla golü yapıyor. Ve Galatasaray kötü oynarken, yani Beşiktaş kötü oynarken öne geçebiliyorlar. Fenerbahçe'de bu lüks de olmayınca bütün yük dönüyor dolaşıyor. Bir oyuncuya biniyor. Bir oyuncuya bindiği noktada da o oyuncu kötü gününde olduğu zaman ya da onu telafi edecek diğer isimler olmadığında böyle bir sıkıntılı set hücumu ortaya çıkıyor. Ve bu da direkt olarak bence sonuca yansıyor. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. .07 saatlerimiz maçta Giresunspor Fenerbahçe mücadelesinde tartışmalı pozisyonlar da oldu şu ana kadar. Hani Barış abi de girmedi, Ali abi sen de girmedin. Özellikle Giresunspor'un bulduğu golden önce bir uzun top atılıyor. Salahi çok ayağının kramponu ucuyla topa dokunuyor. Koşu yapan Sainz da topla buluşuyor sonrasında. Fakat golden sonra tabii bir VAR incelemesi yapıldı ama Sainz için herhangi bir offside çizgisi çekilmediğini gördük ki maç sonu bütün neredeyse hakem yorumcuları orada top Salahi'nin kontrolünde olmadığı için Sainz'ın da offside'de olup olmadığına bakılması gerektiğini, bir çizgi çekilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ama dediğim gibi ekrana getirilen herhangi bir çizgi yoktu. Demek ki orada VAR'da görevli hakemler farklı bir değerlendirmede bulundu. Eski kurala göre offside değil ama kural değiştikten sonra kesinlikle bir çizgi çekilmesi gerektiği söyleniyor. Offside gibi gözüküyor Sainz. Tabii açı da yanıltıyor olabilir, belki değil ama en azından orada çizgiyi görmemiz gerekiyordu. Orada bir hata olduğu paylaşıldı dün yorumcular tarafından. Yani ben o tartışmalı pozisyon tartışmalı olduğunun farkındayım ama değinmememin temel sebebi o pozisyon üzerine okunacak ya da hakem üzerine okunacak bir maç değil. Maçtan önce hakem ve VAR ataması, Serkan Tokat olsun, maçın hakemi olsun, VAR'daki Serkan Tokat çok tartışıldı. Karşılıklı demeçler vesaire oldu. Fenerbahçe çok tedirgin oldu bu atamadan. Çünkü bir sürü dedikodular da var. Yani MHK Başkanı hani bugüne kadar Fenerbahçe'yi koruduğuyla itham edilen MHK Başkanı'nın Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin şikayetçi olduğu bir hakemin notunun yükseltilmesi için gözlemciye baskı yaptığı haberleri de çıktı. Dolayısıyla hakikaten çok gergin bir ortam var. Yani tabii şampiyonluk yarışı kızıştıkça bu da oluyor. Ve herkes kendi canının yandığı noktadan hareketle tepkisini ortaya koyuyor ki
bir sonraki pozisyonu en azından kurtarmak için bunlar maçlardaki gibi hepsi yapıyor bunu biliyorsun. Dolayısıyla o gerginlikle de birlikte çıkılan bir karşılaşmada ben maçta hakemler üzerinden okunacak bir durum görmüyorum. Yani orada o pozisyonu hakem yorumcuları zaten değerlendirdiler. Orada bir ihmal var mıdır? Bir offside var mıdır yeni kurala göre? Bu tabii ki sonuçta tartışılacak. Ama benim açımdan çok bir önemi yok. Yani çünkü az önce Ali de anlattı. Yani benim söylediklerimi de örtüşüyor açıkçası. Sizin okuduğunuz yani maçla ilgili okumalarınızda. Fenerbahçe'nin o kadar etkisiz olduğu bir karşılaşmada, hücum aksiyonları bakımından bu kadar büyük hayal kırıklığı yarattığı bir maçta, bu kadar kritik, işte önemini uzun uzun konuştuk ilk bölümde. Böyle bir karşılaşmada bu kadar etkisiz, bu kadar yetersiz bir hücum aksiyonu olan bir takımın bu maçı öne de geçtiği halde iyi oynamadan kazanamaması, o 1-0'ı hani bir de bağıra bağıra Fenerbahçe'nin 1-0'ı koruyamayacağı, mutlaka 2'yi bulması gerektiği, Sivas maçı da öyle olmuştu. Rahatlamak için Fenerbahçe'nin 2'yi bulması gerektiği, ancak ondan sonra tabii o zaman rakip çözülüyor sizin dediğiniz gibi aynı zamanda. Daha kolay oluyor. O zaman 3'ü 4'ü de bulabiliyorsunuz. Hatta 2-0'dan sonra çoğu zaman kötü oynayan takımlar iyi de oynamaya başlarlar rakibin çözülmesiyle birlikte. Buldukları boş alanlarla sahaya daha kolay yayılıp basit paslarla çok daha etkili top oynayıp moral de kazanır futbolcular. O yüzden kötü oynarken 1-0, kötü oynarken 2-0, 2-0'dan sonra coşan takımlar da gördük bugüne kadar dünyanın her yerinde. Bu futbolun içinde var bu. Rakiple de alakalı. Fenerbahçe'de 1-0'ı kötü oynarken adeta bir nimet gibi bulmuşken, soyunma odasında 1-0'da girilmişken, ikinci yarı 2-0'ı bulamadığı sürece o maçın zora gideceği ve Giresunspor'un her an maçı ortak olduğu, her an bir gol bulabileceği, etkisiz de olsa Giresunspor oyunun içinde olmasından hareketle, sağ seyirci avantajından hareketle, puana hayati derecede ihtiyacı olmasından hareketle son ana kadar maçı kovalayacağı aşikar. Herkes demiştir yani bu Fenerbahçe 2'yi bulamazsa bu maç 1-0 bitmez diye. Ki etkisizdi Giresunspor. Yine ikinci yarıda da etkisizdi. Ama işte orada bir hata. Salah'ın ıskası kabul edebilir bir hata değil. Yani o seviyede bir oyuncunun bu seviyede bir hedefleri olan bir takımda yapmaması gereken bir hata, ama sonuçta futbol hatalı oyunu. Fenerbahçe gol yedikten sonra bunu da telafi edeceği vakit var. Dolayısıyla bu maçta Fenerbahçe'nin odaklanılması gereken tarafı hakem değil, hücum aksiyonlarındaki yetersizliği. Savunmada da değil yani. Zalai'nin hatası vesaire de değil. Çünkü bunlar olabilir. Bir gol yenebilir. Hani iki tane, üç tane yesen farklı bir şey konuşuruz burada, ama Giresun'da bir tane gol yemişsin yani. Sen şampiyonla oynuyorsan iki tane en az, belki üç tane, dört tane de atıyor olman lazım. Şampiyon oynayan takımın tam beklenen gol yememesi değildir. Şampiyon oynayan takım gol yiyebilir. Ama iki gol, üç gol, dört gol yemez. O bir veya iki gol yediğinde de onun fazlasını atacak hücum aksiyonları, rakip ceza sahası önünde, içinde bol aksiyon, bol oyuncuyla girilen pozisyonlar, net pozisyonlar ve bitiricilik beklenir şampiyonluğa giden takımdan. Fenerbahçe bunların hiçbirini yapamadı. Yani bulduğu pozisyonlar olarak da bakarsanız, yani sadece 90 dakikayı tek golle tamamlaması değil, Ali yine zannediyorum söyledi az önce, uzatma bölümlerinde maçın son 5-10 dakikası içerisindeki panik halinde Fenerbahçe'nin tüm oyuncularıyla gittiği, işte duran toplar kazandığı, kornerler kazandığı, frikikler kazandığı, Arda'nın ayağından ki bir tanesi çok güzel bir frikikti. Nefis de çıkardı kaleci. Hemen üst direğin altından. Gol de bulmuş olabilirdi Fenerbahçe. Ama o işte son bölümdeki bu yüklenmeleri, panik halinde yüklenmeleri haricinde maçın tamamında Fenerbahçe'nin öyle etkili bir pozisyonu, çok oyuncuyla gittiği, net kaçırdığı goller vesaireden bahsetmek mümkün değil. İTKK'a giden bir karşılaşma Fenerbahçe açısından. Ya bu tarafı o kadar ağır basıyor ki, işte Giresun'un golünün öncesinde offside vardı da onu atladılar mı, çizdiler mi falan. Olmuştur. Olmuşsa da bir hata. Açık söylemek gerekirse o çizgi çizilmemiş ve çizilmesi gerekirken de offside ihmal edilmişse de Fenerbahçe'nin puan kaybına mazeret olamayacak kadar kötü bir Fenerbahçe izledik.
Maçın başında Hayrullah'la yine Fenerbahçe bir penaltı bekledi. Top koluna çarptı. Ali abi sen ne diyorsun? Kolla ilgili penaltıları genelde çok süzemiyorsun. Hani penaltı mı değil mi diye. Mesela Vardan penaltı verildi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı mı diyorsun? Yok. İlk bir de Valencia'nın dokunuşunda Hayrullah'ın kolu bitişikti. Orada hakem ve VAR herhangi bir penaltı kararı. Sen diyorsun zaten. Bayağı kolu, şeydi zaten. Kolu bitişikti diye söylüyorsun bitişikti ama hayır. Sosyal medyada yine bekleyenler olmuş. Tabii. Yok. Onu ben bile anladım. Uzakta yani herhalde hemen hemen herkesin hemfikir olacağı kollu elle oynamalarda herhalde bundan daha hemfikir herkesin olabileceği bir pozisyon yok. İlla bunu da penaltı diyen var zaten. Onlarla ilgili futbolla ilgili konuşmaya gerek yok. Ama Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının yani VAR'ın müdahalesiyle verilmiş olması VAR uygulaması açısından doğru ve yerinde bir örnek. Çünkü net olarak kafasını uzatıyor ama kafasıyla oynayamayıp koluyla oynuyor. Kafasıyla oynar gibi koluyla oynuyor. Çok net bir penaltı. Fakat bu tip pozisyonlarda sahanın içindeki hakemin de hata yapma lüksü var. Yani onları yakalayamıyor, süzemeyebiliyor o kalabalığın içinde hakemler. VAR protokolü zaten geldiğinde en fazla bu tip pozisyonlarda faydalı oldu. Ve onun da iyi bir uygulamasıydı bu. Yani Avrupa'yı bir uygulamasıydı. Hani diyeceksin ki bunu da görmeyecekse VAR neyi görecek ama işte onları görmediğini de görüyoruz biz. O yüzden hiç olmazsa böyle uygulamalara da en azından birkaç cümle söylemek lazım. Evet, şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra da Beşiktaş'ın mücadelesi Antalya Spor karşılaşmasını konuşacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.20 saatlerimiz... ...şimdi Antalya Spor... ...Beşiktaş maçına geçiş yapalım... ...cumartesi günü... ...oynandı karşılaşma saat 19 seansındaydı... ...ve Beşiktaş... ...kazanmayı başardı ama zor yoldan kazandı... ...ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı... ...Ömer Toprak'ın golüne... ...engel olamadı Beşiktaş... ...ikinci yarı başlangıcında... ...Maxim'i çıkarıp Onur Bulut'u... ...sağ öne attı... ...taktiksel de bir değişiklik oldu orada... ...Redmond daha merkeze geldi... ve sonrasında Beşiktaş 54'te Abubakar'la beraberlik golünü buldu. İkinci yarı tabii ilk yarıya göre Beşiktaş çok daha iyiydi. En azından rakibi çok fazla çıkarmadı. İstatistiklere baktığımda ikinci yarıda sadece iki kez Antalya Spor'un rakip ceza sahasında topla buluşabildiğini görüyorum. İlk yarı 8'e 7 Antalya Spor'un üstünlüğü var. Beşiktaş da üretmekte zorlanıyordu. Ama dediğim gibi ikinci yarı işler biraz değişti. 82'de kırmızı kart gördü Antalya Spor ve o duran topun devamında da Cenk Tosun sezonun en iyi yerli golcülerinden birisi Umut Nehir'le birlikte yine kritik anda maçın belki de en kötülerinden biriydi. Birazdan Ali abi de daha detaylı söyler ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru vuruşla Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirmeyi başardı ve maçta zaten orada bir anlamda bitmiş oldu. Son sözde 89'da Abubakar söyledi. Beşiktaş şampiyonluk için umutlanmaya devam ediyor. Belki bir mucize şu anda gözüken ama tabii hiçbir şey belli olmuyor. İşte Fenerbahçe'nin küme düşme hattındaki ya da oralardaki İstanbul'a ve Giresun'a puan kaybetmesi her an her şeyin olabileceğini gösteriyordu. Bir gün önce Beşiktaş da kaybedebilirdi puan. Beşiktaş da öyle gümbür gümbür oynamıyor ama Fenerbahçe'den farkı Beşiktaş daha az hata yapıp galibiyet çıkarmayı başardı bu karşılaşmada. Gerçekten Beşiktaş anormal bir serinin içerisinde son 10 maç 9 galibiyet 1 beraberlik Beşiktaş'ın topladığı puan 28 son 10 haftada en fazla puan toplayan takım son 15 haftada da Galatasaray'la arasında bir puan fark var Galatasaray'ın lehine 37'ye 36 olması lazım son 15 haftalık puan cetveline bakılınca Beşiktaş bu son 10 haftada ciddi bir kazanma alışkanlığı yakaladı. Geriden gelip kazandığı karşılaşma sayısı çok. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, en son Antalya Spor'u geriden gelerek mağlup etti Beşiktaş. Bu da tabii biraz özgüvenle alakalı. Eğer işin skor boyutuna, puan cetveli durumuna, ondan sonra atılan gol, yenilen gol, yine son 10 haftalar itibariyle ligde en az gol yiyen takım da Beşiktaş. Oralara baktığın zaman Beşiktaşlı taraftarlar müthiş mutlu olur.
Hatta normal mutlu olurlar. Çünkü bu takım aynı zamanda gelecek sene de ağırlıklı olarak devam edecek takım. Bu teknik direktör gelecek sene de devam edecek teknik direktör. Bu sene Beşiktaş ligin sonuna ağırlığını koydu. Gelecek sene başlangıçla beraber farklı olabilir. Bunlar düşünülebilir. Fakat işte Şenol Güneş'in de bu süreç boyunca sürekli olarak dile getirdiği oyun konusu Beşiktaş'ta bir soru işareti. Onu da kabul etmek gerekiyor. Evet, biliyorum Beşiktaşlılar mutlu. Fakat oyun öyle çok gümbür gümbür senin dediğin gibi ya da çok etkileyici ya da gelecek sezonda bir şeyler taşıyacak boyutta değil. Bunu da kabul etmek gerekiyor Beşiktaş'ı izlerken. Yani işin iki tarafı var. Skor tarafı olağanüstü iyi. Oyun tarafı da işin ilginç tarafı ligde yetiyor. Yani ona da şaşırıyorum. İşte az önce Abubakar'ı söyledim. Şimdi Abubakar Beşiktaş'ta 10 gole ulaştı. Weghorst 8 gol atmıştı. Cenk'in 13 golü var. Hep söylüyoruz ya işte goller nereden gelecek. Beşiktaş santraforlarından, direkt santraforundan, yani Weghorst'un yerine direkt Abubakar geldi. Hatta bir iki maç oynamadı o boşlukta. O kadar. Dolayısıyla iki santraforundan Beşiktaş kaç gol kazanmış oldu şu ana 18. kadar? 18. Kanat forvet gibi oynayan oyuncusundan 13 gol katkı aldı Beşiktaş. Zaten Valencia'yı kenara koyduğun zaman ligde santrofor pozisyonundan bu kadar fazla katkı alan bir Karagümrük var. Başka da bir takım yok. Yani Karagümrük'ün de santroforu, kanat forveti bu kadar golcü. Ama Beşiktaş golcülerinin kalitesiyle, golcülerinin iş bitirmesiyle iyi oynamasalar da. Şimdi Antalya Spor maçında mesela Abubakar 2 golle yıldızlaştı. Çok iyi oynadı diyebilir misin? Galatasaray maçında iyi oynadı diyebilir misin? Fenerbahçe maçında iyi oynadı diyebilir misin Abubakar için? Ama sanki adam ligin şifrelerini çözmüş gibi her karşılaşmada anormal anormal işler yapıyor. Bu hani gol beklentisi beni hem şaşırttı hem şaşırtmadı. Şaşırttı, okuyunca şaşırttı. Düşününce biraz üzerine anlayabiliyorsun. Hakikaten hiç olmayacak yerlerden olmayacak goller çıktı Abubakar. O yüzden de Beşiktaş bu golcü kalitesi diyelim, ileri uç kalitesi, ileri uç formu diyelim. İşte formu da hatta bir soru işareti ama bu iş bitiriciliğiyle ligde kendini çok ilginç bir noktaya getirdi. Ben çok uzun süreden beri Maxim 1'de oynaması gerektiğini düşünüyordum. Maxim de sağ olsun iki tane karşılaşmada 11'de çıktı. Trabzonspor ve Antalyaspor, ikisi de deplasman. İkisi de Beşiktaş'ın adeta oynamadığı 45 dakikalar oldu. Yani Trabzonspor maçının ilk 45 dakikası da Beşiktaş adına tamamen çöpe atılmıştı. Antalyaspor maçının ilk 45 dakikası da tamamen çöpe atıldı ve dikkat edersen Şenol Güneş de fazla uzatmadan Maxim'i kenara alıyor. Ben tabii yaralanıyorum bu konuda. Ağır bir şekilde üzülüyorum. Çünkü deliklerim çıkmıyor Maxim Beşiktaş'ta oynadığı zaman. Hani öyle bir 45 dakikaydı ki hemen devre arasında baktım işte Beşiktaş Salih'i arıyor. Acaba Salih'i mi arıyor yoksa takım mı genel olarak kötü? Takım genel olarak kötü. Fakat hani Maxim de bu şansı bulduğu zaman hani ben bu takımda kalabilirim, bu takımda oynayabilirim mi göstermesi gerekirken ne yazık ki o da takımın geneline uydu. Ve hani çıkması da son derece normaldi. O yüzden Maxim kesin oynamalı tezimi rafa kaldırmıyorum da yavaş yavaş üzülüyorum o tezimle alakalı olarak. Gerçekten Maxim de kötüydü. Peki Onur Bulut hamlesine ne demeli? Onur Bulut oyunu aldı. Sağ öne attı hemen Rozier'in önüne. Redmond'ı biraz daha merkeze yaklaştırdı. O da ilginç bir tercih. Zaten aslında yedek kulübesinde de oyun alabileceği çok fazla hücum oyuncusu yok. Ya Tayfur'u alacaktı ya Muleka'yı ya da Onur'u alacaktı. Yani Muleka'yı zaten almazdı. Tayfur da son Galatasaray maçında oyuna girdikten sonra çok çok kötü bir performans ortaya koymuştu hafta içindeki antrenman performansını bilmemekle beraber. Ama sonra etkili oldu bu karşılaşmada. Evet, işte oyuna girdi, bu sefer daha iyiydi. Karşılaşmada toparlanmış gözüktü Tayfur. Aynen dediğin gibiydi. Şimdi peki Antalyaspor, hani Beşiktaş kötü Antalyaspor. Hayır, Antalyaspor da iyi değil ama Antalyaspor zaten ligde rahat, artık düşme korkusu yok, ritmini kaybetmiş Antalyaspor, zaten problemleri olan bir takım. Hani Antalyaspor'dan da çok büyük bir beklentim yoktu. Ne oldu? İşte mesela konuşuluyor bu kötü oynarken ilk 45 dakikaları çöpe atmak ama kötü oynadığın bölümlerde de mesela Beşiktaş'ın da böyle bir gol yeme hakkı bence yok. Yani orada sayısı ben çok eleştirdim.
kaleden 35 metre uzakta olan bir oyuncuya, sırtı dönük oyuncuya Sayıs gibi bir isim faul yapıyor. Ondan sonra duran top savunmasında Ömer Toprak belki kariyerin en kolay, en rahat kafa toplarından biriyle buluşup o golü yapıyor. Sayıs nerede? Yine Ömer Toprak'tan 2 metre uzakta. Yani bu benim çok kabul edebileceğim bir şey değil. Sen savunma lideri olarak bir oyuncu alıyorsun. Uluslararası bir oyuncu alıyorsun. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsun. Bu kaçıncı Sayıs'ın duran top savunmasında böyle hata yapması. Ondan sonra ileri çıkıp kafa vurduğu zaman da bak ne kadar iyi oyuncu deniyor. Hayır. Önce iyi savunma yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ona bakmak lazım. Duran toplarda da Sayıs'ın bu adam paylaşımında ben artık konsantrasyon mu dersin? Ne dersen de çok ciddi bir problem olduğunu düşünmekteyim. İsteyenler tekrar bir açıp baksınlar Antalyaspor'un golündeki Sayıs'ın Ömer Toprak savunmasına. Peki onun dışında Beşiktaş maçı nasıl çözdü? Beşiktaş 1-0'dan sonra ikinci yarıya daha iyi başlar diye düşündün ama oyuncu değişiklikleriyle beraber Beşiktaş duran toplarla çözdü. Onu da unutmayalım. Yani işin o kısmı da var. Kornerde Masuaku adeta Abubakar'ın kafasına topu kondurdu. Son dönemde atılmış en iyi korneri attı Masuaku. Yani Abubakar yerden herhalde 3-5 santim zıpladı ve topa vurdu. Bir de orada Bünyamin'le sanki eşleşti Abubakar. Evet. Bünyamin de ayağa kaydı. Hiç zıplayamadı. Hiç bir engel oluşturamadı. Ama orta çok kaliteliydi. Güzel, orta çok kaliteliydi. Duran topla beraberliği yakaladı. Peki beraberliği yakaladıktan sonra Beşiktaş'ın hani oyun üstünlüğü var ama aynı Fenerbahçe gibi o oyun üstünlüğünde yarattığı pozisyon var mı? Kaleciyi zorladığı pozisyon var mı dersen pek yok. Yani maç gene bir duran topa doğru, gene büyük bir bireysel hataya doğru gidiyordu eğer olursa. Ve işte o pozisyon kırmızı kart. Kırmızı kartın devamındaki aslında tabii orada Redmond'ın Tayfur'u iyi bulması, orada Tayfur'un çevirmesi, Wellington'u vurması, karambolde de Cenk'in yine kaliteyle tamamlamasıyla Beşiktaş 2 duran topla golü çözdü. Maçı çözdü. Tekrar söylüyorum, hani oyun iyi değil ama Beşiktaş'ın bu serisi inanılmayacak kadar olağanüstü bir seri ve bir anda Beşiktaş'ı az da olsa şampiyonluk için bir hayal kurmaya yöneltti. Deplasmanda zaten sezon başından beri Beşiktaş sıkıntılı. Evinde daha iyi oynuyor. Bu karşılaşmayı kazanması da Beşiktaş'ın işte en azından o havanın devam etmesini, özgüvenin devam etmesini, kazanma alışkanlığının arttırılmasını beraberinde getirdi. 90 dakika olarak böyle standart ve standart altı bir Süper Lig maçıydı. İyi bir oyun görmedik iki takımdan da. Ama bir taraf daha kaliteliydi. Duran topları daha iyi kullandı ve 3 gollü bir galibiyetle hani haftayı kapattı Beşiktaş. Şimdi bu hafta seçim dolayısıyla ligde karşılaşmalar oynanmayacak. Gelecek hafta içinde oynanacak. Fenerbahçe orada Trabzonspor'la oynarken Galatasaray'da İstanbulspor deplasmanında olacak. Beşiktaş da 3 puanı hanesine yazdıracak. Ondan sonraki hafta ama Beşiktaş için kırılma maçı var o hafta sonu. Adana Demirspor deplasmanı. Eğer Beşiktaş Adana Demirspor'u da deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa ki Adana Demirspor bu sezon iç sahada en fazla puan alan takım, mağlubiyeti yok. Beşiktaş bunu da başarabilirse o hayalini kurduğu şampiyonluk için dev bir adım daha atmış olur. Tabii rakiplerini beklemek zorunda ama Beşiktaş'ın da zaten yapabileceği maksimum 80 puan var. Onu kovalıyor Beşiktaş'ta. Bir tek Adana Demirspor maçı kaldı. Bence olası puan kaybına yakın olan. Zaten Beşiktaş 3 kere sahaya çıkacak. Evet, Kasımpaşa ve Konya maçları var bir de. Aynen. Üzerinde. Başka bir şey yok. O yüzden de Beşiktaş o hayali kurmaya devam ediyor. Yani aklımdakiler genel olarak bunlar. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 8.41 saatlerimiz, Antalya Spor Beşiktaş maçını konuşmaya başlamıştık. Ali abiden yorumları aldık. Barış abi, dilerseniz sizden devam edelim. Beşiktaş iyi oynamasa da bir kez daha yine kazanmasını bildi. Şampiyonluk için ümitlenmeye devam ediyor. Şimdi Beşiktaş'ın serisi var. Ciddi bir serisi. Dün, yani az önce biraz konuştunuz siz de. Burada en büyük Şenol Güneş'in başardığı şey Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın da birçok maçı vasat performansı, yine futbol olarak eski görkemli oyunundan hala çok uzakta Beşiktaş. Onu da söylemek lazım ama bu haliyle de Beşiktaş'ın, yani vasat, zaman zaman vasatın üzerine çıktığı Galatasaray maçı gibi
Ama genellikle vasat ve vasatın altı oynayıp da buna rağmen seri galibiyetler almaya başlaması, winner bir takım hüviyetine Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte oturmasının bazı somut sebepleri var. Ve o performans bir anda Beşiktaş'ı şampiyonluk için hesap kitap yapabilir hale getirdi. İkincilik için de iddialı hale getirdi. Hatta Fenerbahçe'nin şu haliyle şampiyonluktan kopuyor gibi bir hava Galatasaray-Başakşehir maçına da bağlı olarak iyice pekişirse o moral bozukluğuyla Fenerbahçe'nin de sahadaki görüntüsüne bakarak da konuşuyorum. Beşiktaş'ın ikincilik iddiası çok ciddi bir şekilde masada. Ligi ikinci bitirme şansı masada ki şampiyonluk şansı da artık konuşulabilecek hale geldi. Şimdi peki nasıl Beşiktaş bu hale geldi? Bir kere tabii bir klasik şey var. Şenol Güneş geldi, takım içindeki kamplaşmayı bitirdi. Bir takım ruhu, bir kenetlenme vesaire bir meydana getirdi. Bu doğru. Ama bence esas kadro istikrarı yarattı Şenol Güneş. Yani bugün Beşiktaş takımının Abubakar'ın önde, arkasında Cenk ve Redmond'la oturmuş bir hücum organizasyonu var. Ve takımların en kritik yerleri, yani tabii kalecisi, atanı tutanı falan denir, stoperlerin iyi olması lazım, kanat oyuncuları, hepsi tabii ki iyi olması lazım. Hele şampiyonluğu oynayan takımlarda. Ama esas bir pozisyon var ki, bir bölge var ki bütün takımı yönlendiren ve iki yönlü olarak takımın performansını en fazla etkileyen, hatta belirleyen bir bölge var. Merkez bölgesi orta sahanın ve 6-8 numara pozisyonu var. Bu 6-8 numaraların modern futboldaki rolü çok fazla. Ve Beşiktaş Hacı Ahmetoviç'le ve Getson Fernandez'le, Salih'le o üçlü, o ortadaki üçlü bugüne kadar beklentileri karşılayamıyordu. Yeni yeni özellikle çok tartışılan, çok eleştirilen Hacı Ahmetoviç'in performansı Getson ve Salih'in ona eşlik etmesiyle öndeki Redmond, Cenk ve daha öndeki Abubakar'la birlikte Beşiktaş artık oturmuş, birbirini tanıyan oyuncular ve daha doğru, daha çabuk oynamaya başlayan bir Beşiktaş takımı. Çok üst düzey bir performans göstermeseler bile en azından dediğim gibi winner takım olabilecek kadar bir performans sergilemeye başladılar. Tabi Salih yoktu bu maçta. Onun yerine Maxim'i kullandı ama o bence yadırgadı. Yani orayı orada, ama yine Getson ve Hacı Ahmetoviç'te beklentileri en az o eksiği kapattı Beşiktaş. En önemli özelliği bu. Fenerbahçe'ye bak, biraz önce konuştuk. Fenerbahçe'nin şu 6-8 numara pozisyondaki arayışını hala oturtamadığını görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir dönem var. Zayis Crespo'yla bunu konuşuyorduk. Şimdi o Zayis ve Crespo'dan eser yok. Bazen biri oynuyor. Crespo hiç yoktu ortada. Hocayla problemleri var deniyordu. Şimdi yeni yeni oynamaya başladı ama işte oyuna girdi. Varla yok arası. Zayis Crespo birlikte ilk defa oynadı uzun zaman sonra. Fenerbahçe'de bir Arao var. Bir İsmail var. 6 numarada. Bir gün o var, bir gün o var. O partneri kim belli değil. Yani ara oynayınca İsmail oynamıyor, İsmail oynayınca ara oynuyor ama beraber oynadıkları oyuncular da bir türlü. Bir gün Mert Hakan var, bir gün İrfan Can var o bölgede. Arda'nın arkasında, çaprazında, neyse. Fenerbahçe 6-7 tane oyuncuyu ikili kombinasyonlarla, üçlü kombinasyonlarla döne döne kullanıyor. Ve bir arayış içinde. Yani bir türlü orada da bir istikrar da sağlayabilmiş değil. Dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yapamadığı o istikrarı o merkez bölgede öne doğru oyuncuları da beraber doğru bir şekilde bulup ve ısrar edince o formasyonda ve oyuncu seçiminde yavaş yavaş oturan bir takım, çok iyi oynamasa bile vasat ve vasatın biraz üstü kıpırdanmalarla maçı çözebilen bir takım haline geliyor. Antalya Beşiktaş maçının ilk yarısında yine Beşiktaş çok kötü. Yine hiçbir şey yok futbol adına ama ikinci yarıda biraz canlanan Beşiktaş, biraz daha fazla rakip cihazasında gözüken bir Beşiktaş, daha çok oyuncu cihazasında buluşan bir Beşiktaş, işte o bahsettiğim merkez oyuncuların biraz kıpırdanmasıyla çabuk orta alanı geçtikleri noktada hemen maçı kopartabiliyor. Çünkü büyük takımların bu şeyi var. Bu ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük takımlar kadro kaliteleriyle, kulübe avantajlarıyla
çok kolay fark yaratıyorlar. Ağam şahan futbol oynamana gerek yok bu ligde. Belli bir istikrarın, belli bir kaliten zaten var. Belli bir istikrarın olsun. Onu ısrarla tutana kadar zorla 90 dakika iyi futbol oynaman gerekmiyor. 20 dakika oynaman yetiyor maçı koparmaya. Beşiktaş da bunu, yani 20 dakikalık yarım saatlik futbolları kötü gününde bile oynayabilir hale geldi. Şenol Güneş'in en büyük başarısı bence bu kadro istikrarla beraber takımı aşılamış olduğu bu winner ruh, kazanan ruh aşılamış oldu. Beşiktaş'ı bir anda bak ilk iki için ne kadar iddialı pozisyona soktu. Kayıp bir sezonda. Kayıp bir sezonda. Yani Valerian İsmail ile başlamasaydı bu sezona, ben sana söyleyeyim, bu kadroyla Beşiktaş şampiyonluğun çok güçlü adayıydı. Hani şampiyon olurdu yine diyemem ama şampiyonun çok güçlü adayıydı bu kadroyla Beşiktaş eğer sezona Valerian İsmail ile başlayacağına Şenol Güneş'le başlamış olsaydı. Ciddi bir kayıp var Beşiktaş'ta. O kayıp olmamış olsaydı şu gün görüyoruz ki çok ağam şağam bir şey yapmasına gerek yok. Beşiktaş müthiş top oynuyor diyen varsa gelsin konuşalım. Alakası yok. Ama dediğim gibi birazcık kıpırdandığı anda bile bu ligdeki maçların 4'te 3'ünü çok rahat kazanıyor büyük takımlar. Antalya Beşiktaş maçı bence bunun çok güzel bir örneği. Evet, Beşiktaş'ta tabii eksikler vardı bu karşılaşmada. Salih Uçan ve Omar Colley forma giyemediler. Salih yerine Maxim'i tercih etti Şenol Güneş. Savunmada da sayısı partnerliği Wellington yaptı. Hani onların performansı, Maxim'i konuştuk gerçi ama Wellington'un performansıyla alakalı çok onluk bir karşılaşma değildi sanki. Çok zorlanmadı. İkinci yarıda hiç zorlanmadı. Zorlanmadı. Çok sırıtmadı yani Colley'nin yokluğunda ki Colley geldiğinden beri takımın en iyilerinden biri. İstikrarlı bir oyuncu. Ama Wellington bu karşılaşmaları dedi ki Wellington biliyorsun hata yapabilir, kart görebilir, sakar oyuncudur. Yani bir sürü defosu var Wellington'un ve Wellington için aslında sadece biraz da Sergen Yalçın dönemindeki oyuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın, Wellington'un iyi gözükmesi için. Onun dışında her zaman sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu ama bu karşılaşmada bir problem yaşamadı. Halil Demir, Antalya'nın attığı golden önce oyuncu hakemin düdüğünü beklemeden oynuyor. O esnada sarı kartı vardı ki birçok hakem yorumcusu Fernando'nun orada ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartta oyun dışı kalması gerektiğini ifade etmişti. Pozisyon devamında da zaten Antalya Spor golü buldu. Atışı tekrar ettikten sonra Mete Kalkaban. Çok net, çok basit bir sarı kart değil mi? Evet. Yani bunu Mete Kalkaban'ın yapması ciddi bir hakem hatası. Orada neden öyle yaptı bilemiyorum ama. O da şey olabilir mi? Bilmiyorum, böyle konuşuldu mu ama genelde ikinci sarı kartla ilgili hani şey diyorlar ya hep. Net bir ikinci sarı kart tabii, olmalı diye. Hani net tabii ki ama neden? Çünkü Mete Kalkaman bilmiyor mu o pozisyonun bilemiyorum cezasının işte. Sarı kart olduğunu? Bunun lamıcımı yok. Yani hakem düdüğünü o işareti yaptıktan sonra şey yaparsan, başlarsan sarı kart veriyorlar. O yüzden de pek tartışılacak bir durumu yok. Hani ayağına bastı basmadı, çekti çekmedi, ondan sonra faul şiddetliydi değildi, öyle bir tartışma yok. Bir şey yok. Bu veriliyor sarı kart, onu atladı. Aynen, o pozisyonu söylemiş. Bir daha bu Bakara yapılan penaltı değil miydi diye sormuş. Ona ne diyorsunuz? Ömer Topraklı olan pozisyon. Bence varlık bir pozisyon değil. Penaltı mı peki? Penaltıya daha yakınım kesinlikle ama hani vermediği anda da, çünkü Abubakar da kendini kolay orada hani biraz rolde ama katmış Abubakar. Öteki bıraktıklarına göre burada daha normal düşüyor. Dikkat ettin mi? Mesela Galatasaray maçında Torreira ile girdiği mücadeledeki Abubakar düşüşüyle buradaki Abubakar düşüşü arasında gerçeklik anlamında Antalya Spor maçındaki çok daha yakın. Ömer tabii orada itiyor Abubakar'ı. Topla oynama niyeti yok kesinlikle. Kabul ediyorum. Hakem yorumcularını da dinledim. Penaltıya daha yakınım ama biliyorsun bazen de böyle pozisyonlarda devam ettirmek iyi bir mesaj olabiliyor maçın geri kalan açısından. Orada ben de şuna baktım. Bu bir omuz omuza mücadeleydi. Yani ben hep temastan bahsediyorum ya futbolda. Orada pek omuz omuza bir mücadele yok. Orada tek niyet Abubakar'ın dengesini bozmak ve arkadan da yapılan bir hareket var. O yüzden bence o da atlanmış bir penaltı. Talip Erdoğan iyi haftalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şenol Hoca çok formda, değişiklikleri oyun içinde direkt etki ediyor. Atanları da formda. İnanılmaz diriler, sevgiler demiş. Herhalde Cenk ve Abubakar için diri ifadesini kullanmış ama peki diri olduklarına katılmıyorum ben. Dirilikten kasıt tam olarak ne? Bitiriciler şu an. Bitiriciler şu an o anlamda ama çok diri, oyun içinde çok aktif, fizik olarak müthiş seviyede göstermiyor bence ikisi de. Bence Cenk çok kötü bir karşılaşma oynadı. Yani Cenk söylemleri pek parlak değil. Dokunuşları, pasları, çalımları çok kötüydü. Fakat
göz açıp kapayıncaya kadar 13 gole ulaştı. Evet. Yani o da bu ligin tartışmasız en iyi yerli golcüsü. Lütfen Umut Nayır da var. Umut Nayır da ekle tabii de. Umut Nayır'ı da göz ardı etmeyin. Bu hafta hat-trick yaptı. Ve bir dansist yaptı. İlk ettirilmiş kariyerinde. 29 yaşında. O da olağanüstü bir sezon geçiriyor. Gol sayıları tabii penaltılı penaltısız tartışılır. Tam ona hakim değilim ama toplam gol sayısında Umut Nayır 15 oldu. Cenk Tosun da 13. 13 evet. Böyle bir istatistik var. Yani gelecek sezon sağlıklı bir Gezzel'le beraber Beşiktaş daha da anormal işler yapabilir hücumda. Yani Cenk, Abubakar ve sağlıklı bir Gezzel böyle kulübede ya da sahada olacak zaman zaman bir Redmond eğer kalırsa, hani Gezzel'i yedekleyecek, aynı zamanda işte sol tarafta Cenk'i bile yedekleyebilir Redmond. İşler kötü giderse merkeze çekersin, serbest adam yaparsın. Öyle bir üçlü dörtlüyle Beşiktaş daha da iyi işler yapabilir. Burada kilit adam Gezzel tabii. Çünkü Cenk Tosun ve Abubakar işte bu sezon gösterdi ki top önlerinde kaldığı zaman, topla buluştukları zaman o işi yapabiliyorlar. O bitiriciliği gösterebiliyorlar. O pasları da verebilecek bir numaralı adam hep söylediğimiz gibi Gezzel. O yüzden hani Gezzel, Abubakar, Cenk üçlüsünü sürekli savunuyordum. İnşallah bu savunduğum merkez gibi olmaz ama düşüncem oradan bayağı gol çıkarabileceği yönünde Beşiktaş'ın. Evet, Gezzel de tabii orada o sakatlığın etkilerini henüz atlatamadı. Sürekli bir yan sakatlık geliştirdi ilk sakatlıktan sonra. O da iyi bir yaz kampına ihtiyaç duyuyor. Belki orada eski Gezzel'e yaklaşabilir. Yoksa bu sezon artık Gezzel için de kapanmış gözüküyor. Bir de seneye Redmond tabii kanat alternatifi ama merkeze de bir takviye Beşiktaş'ta düşünebilir. Yoksa senin o hiç beğenmediğin Hacı Ahmetoviç, Salih ve Jetson Fernandez üçlüsü bir aksilik olmazsa hepsinin de bonservisi şu anda Beşiktaş'ta. Bir tane sözleşme de yok. Önümüzdeki sezonda bu üçlüyle başlayabilir. Doğru. Hafta sonu Borini haberleri çıktı. Borini ile Beşiktaş prensipte anlaştı diye. Beşiktaş'ın zaten yedek kulübesine iyi katkılar yapması gerektiği çok net. Hani sen ne diyorsun? Zaten oyununu alabileceği çok fazla alternatifi yoktu diyorsun. Yani Muleka'yı düşünmüyor Şenol Güneş. Tayfur zorunluluktan düşünüyor. Şimdi Onur Bulut'u da 1-0 geride olduğun 45 dakikada çözmen gereken bir karşılaşmada sağ öne alıyorsan zaten yedek kulübesi için fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ın oraya 12, 13 hatta belki 14 merkez orta sahada sayarsan o tarz kalitede isimleri takviye yapması lazım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yeni saatteyiz. Şu ana kadar oynanan karşılaşmaları konuştuk Süper Lig'de. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadelelerini. Bugün de hafta kapanacak dedik. İki maçla kapanacak. Trabzonspor, Ankara Gücü ve Galatasaray, Başakşehir. Tabii bütün gözler ya da çoğu göz Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasında olacak. Çünkü bir taraftan Beşiktaşlı taraftarlar artık şampiyonluk için ümitlendiler. Galatasaray'ın takılmasını, bir kez daha takılmasını bekliyor. Fenerbahçeliler aynı şekilde. Galatasaraylar da Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak puan farkını 5'e çıkartmak, ki Beşiktaş'ta da 5'e çıkacak ve Beşiktaş'a göre de bir maç eksiği olacak Galatasaray'ın puan tablosunda. Aslında kazandığı anda işleri bir hayli kolaylaşacak Galatasaray'ın. Ama tabii kağıt üstünde avantajlı gözüken, favori gözüken Galatasaray, bakalım saha içerisinde de o favoriliğini gösterebilecek mi? Ligin ilk karşılaşması Başakşehir ev sahipliğinde 7-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermişti. Bugünkü haberlere bakılırsa oradaki aynı anlayış, aynı önde baskı. Galatasaray'ın hani klasik zaten bir oyun anlayışı var. Beşiktaş deplasmanında golden sonra biraz farklılaşmıştı ama bugün tekrar o eski ayarlara dönmesi bekleniyor. Ve üzerine tabii bu iki takım kupada karşı karşıya gelmiş Galatasaray'ın ev sahipliğinde. Bu sefer de kazanan Başakşehir olmuştu. O maçın tabii ön plan çıkan isimlerinden Patrik Şiş'in ağır sakatlığıyla beraber kadro kalitesi bir nebze bir tık düştü Başakşehir, ama yine de Galatasaray en azından yenmeyi başarmışlardı. Oradan eminim bu karşılaşmaya bir şeyler değiştirmeye çalışacaklardır. Güzel, stresli, büyük ihtimal hani
oyun kalitesi çok yüksek olmayan, daha çok bir sinir harbi şeklinde geçecek bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Bu hafta çünkü diğer maçlar da çok farklı olmadı. Beşiktaş'ın maçında da büyük bir tempo, iyi bir oyun görmedik. Fenerbahçe'de keza aynı şekilde. Ki rakipler öyle çok güçlü diyebileceğimiz rakipler, çok formda diyebileceğimiz rakipler olmamasına rağmen böyleydi. Üzerine Galatasaray'ın rakibi, özür diliyorum, çok daha iyi gözüken bir takım kalite olarak en azından. Öyle bakalım, hakemin kararlarının ön plana çıkabileceği, oyunu çok sıkıştırabileceği bir karşılaşma açıkçası olacak gibi gözüküyor. Aslında Galatasaray adına o dediğinin tam tersi de olabilir. Hani Galatasaray artık sezonun bitmesine çok az sayıda maç kala ve bugün kazandığında bir daha pek de arkasına dönüp bakmayacağı bir noktada Galatasaray hani aceleci oyun ya da hızlı oyunu işte panik oyunla karıştırmadığı sürece bütün karşılaşmayı kontrolünde tutabilir. Çünkü kabul etmek gerekiyor ki çok da iyi döneminde olan bir Başakşehir'le karşılaşmıyor Galatasaray. Başakşehir uzun süreden beri sallantıda, vasat ve vasat altı oyunlarla zaten çok fazla puan kaybederek ligdeki tüm iddiasını yitirdi. O yüzden de Galatasaray dün mesela Fenerbahçe'ye kazanmış olsa o senin söylediğin stres faktörü belki tamamen etkili olurdu, ama dün Fenerbahçe'nin puan kaybettiği noktada Galatasaray açısından böyle çok acele, çok panik yapacak bir ortam yok. Ama bu dile kolay. Bu söylemesi kolay bir şey. Atmosfer çok yüksek olacak. Seyircinin beklentisi olacak. O beklentiyi oyuncular karşılamak için hızlı başlamak isteyebilirler. Aceleci davranabilirler. İşte onu ne kadar kontrol edecek Galatasaray? Onu yaparken oyunu etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? İşte bir an önce golü bulmaya çalışırken savunmada boşluk verecek. Zaten Galatasaray'ın oyun yapısı öyle. Başakşehir bunu değerlendirebilecek mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Ama normal şartlarda aslında Galatasaray açısından hani hakikaten sakin ve yavaş bir tempo ile bile kazanabilecek bir 90 dakika. Evet, Başakşehir senin söylediğin gibi kalitesi var, ama tekrar dile getiriyorum. Yani son dönemde ne oyuncu performansı bireysel anlamda yüksek, ne de takım performansı yüksek. Bir de sağ kenarında tabii Emre Belezoğlu'nun olacak olması, cezası bitti. O stres faktörünü etkileyebilir. Emre Belezoğlu eğer sağ kenarında o klasikleşen agresif tavırlarını sergilerse Galatasaray seyircisi maçın içine çok girecektir. Bu da Galatasaray'ın lehine olur diye düşünüyorum ben o durumun. Yani Emre Belezoğlu'nun sağ kenarındaki hal ve hareketi bile maçta Başakşehir'i olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Emre Belezoğlu acaba kulübede kalıp sakin bir şekilde maçı mı takip etmeyi tercih edecek, yoksa önemli değil, ben gene bildiğim gibi yönetirim mi diyecek. O da önemli. Galatasaray için set oyununu oynamak diğer takımlara göre biraz daha iyi sezonun geride kalan kısmına baktığımızda. Galatasaray sete tüm oyuncularıyla yerleşebiliyor. Sete yerleştikten sonra da hem ince işler yapabilecek, hem şut atabilecek, hem de bitirebilecek oyuncusu var Galatasaray'ın. Onun dışında yedek kulübesinden de Galatasaray işte Zaniolo gibi dikine gidebilen, oyunda çok etkili gözükmese de genelde her girdiği karşılaşmada pozisyon bulan bir oyuncuya sahip. Yalnız burada gördüğüm kadarıyla hafta sonundan bu yana Zaniolo'nun 11, Mertens'in yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Ya. Sol bekte de Kazımcan Karataş. İşte o yine çok bu konuşuldu. İki değişiklik neredeyse birçok gazetede aynı şeyi gördüm. Bugün teyit etmeye çalıştım ama henüz herhalde paylaşılmamış haberler. O çok haberler. Konuşuldu. Hani biliyorsun, hatta merkezde de Okan Buruk bir değişiklik yapmalı. Mitch'i oynamalı Olivier'a yerine gibi şeyler hafta boyunca konuşuldu. Fakat Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra tamam, sol bekte zaten Galatasaray zaman zaman değişiklik yapıyor ama ben diğer bölgelere pek dokunacağını zannetmiyorum Okan Buruk'un. Zaniolo'yu beklemiyorsun. Beklemiyorum. Yani oyuna girecektir tabii ki, süre alacaktır, ama direkt olarak Mertens'in yerine 11'de başlayacak bir Zaniolo açıkçası beklemiyorum. Yani Galatasaray çıkacak 11'iyle de kenardan sokabileceği oyuncularla da, ki mesela Yunus da, evet, sezon başından beri Yunus da beklentilerin çok altında kaldı, fakat işte böyle karşılaşmalarda maç berabere ise
Galatasaray yükleniyorsa, hani Yunus da oyuna girip o çalım yeteneğiyle penaltı bile kazanabiliyor. Öyle bir artısı da var yani Yunus'un. Onu da unutmamak lazım. Doğru. İşte Sergio Oliveira'nın şut tehdidi var zaman zaman. Icardi müthiş bir bitirici. Kerem frikik atıyor. Zaman zaman beklenmedik şutlar çıkartıyor. Onun çalım, onun da penaltı alma özelliği var. Yani Galatasaray sete yerleştiği zaman birçok silahı var. Burada Galatasaray sete yerleştiğinde işte Başakşehir ne kadar dişini gösterebilecek? Başakşehir ne kadar Galatasaray'ı rahatsız edecek? O en önemli soru. Başakşehir'de de Serdar'ın zaten çok etkili bir silah olduğunu bu tarz oyunlarda hepimiz biliyoruz. Patrik Şiş senin dediğin gibi sakatlandı. O da olsa çift taraflı bir tehlike olurdu. Bir tarafta Yan Uzay'ı daha yaratıcı bir oyuncuyu. Evet, İkine gidebilen hani, değil de yaratıcı bir oyuncuyu. İşte Yan Uzay'da Deniz Türüç'te benzer karakterde oyuncular. Top ayaklarında oluyor. Tutuyorlar topu ama çok çabuk da kaybedebiliyorlar. O yüzden tabii hani ben mesela Galatasaray bu kadar fazla senin üstüne gelirken, yani oyunu Galatasaray 0-0'da da öyle. O yüzden söylemiyorum hani Galatasaray işte geride oldu, üstlerine geldi, o anlamda söylemiyorum. Maç başlayacak, Galatasaray'dan yüklenecek. Öyle yüklendiği zaman Galatasaray Patrik Şiş ve Serdar'ın daha etkili olabileceğini düşünmekteyim. Bir de Başakşehir'de merkezde bir bence sıkıntı var. Yani Bigley ile Mahmut valla bilmiyorum bana. Ben de artık bu yani yıl olmuş 2023, biri 37 biri 35 veya yani yaştan bağımsız. Yaştan bağımsız, yaştan tabii. Bağımsız hem yaş yani. Var hem evet. Tempo da çok düşük iki yani, oyuncuda. Bigley çok iyi alanı oynayabilen bir oyuncu. O bakımdan çok artısı var ama Mahmut yani hem zaten Mahmut daha çok mücadelesiyle oyuncuya yakın olmasıyla ama aynı zamanda alanı da savunabilen bir isim olmasıyla, yani Mahmut'un özelliği karma olmasıydı ama şimdi o fiziksel olarak düşüş olunca ikili mücadelelerde çok zayıf bir Mahmut var. Yani o yüzden de sadece alanı kapatması yeterli değil Mahmut'un. O fiziksel mücadeleyi de ortaya koyması lazım. O bakımdan da hani Galatasaray'ın merkezi son dönemlerde zorlansa da bu kez umduklarından daha kolay bir merkez orta saha üstünlüğünü alabilir Galatasaraylı oyuncular. Başakşehir'de bir de sol bekte Caner Erkin'in oynama ihtimali de var. Bugün muhtemeller çok karışık. Şimdi kontrol ettim gazete manşetlerini. Galatasaray için de hem Mertens yazan var hem Zaniolo yazan var. Sol beke Dubois yazan var. Kazımcan'la birlikte merkeze Berkan'ı, Kanada Barış Alper'i. Bugün hani Okan Buruk belli ki ya da ekibinden herhangi bir bilgi sızmamış. Hepsi her muhabir farklı bir 11 yazmış. Hani birbirini tutan yok gerçekten. Şimdi Galatasaray iki maç üst üste puan kaybetti. İki maç üst üste puan kaybedince belli bir stres ortaya çıktı ve ardından da işte çeşitli yorumlar yapıldı. Ya bu oyuncu iyi oynamıyor, bu oyuncuyu artık değiştir ama şöyle bir yorum yapmıştık. Ben hala o yorumun arkasındayım. Sezonun bu bölümünde sizi buraya kadar getiren oyuncuları 2 maç puan kaybetti diye kenara koyarsanız, ondan sonra sezonun kalanında dönüp bakarsanız onlara pek ikna etmeyebilirsiniz. Yani eğer bu noktada bir değişiklik yapıyorsanız, mesela bence Zaniolo ile sezon sonuna kadar devam edeceğine güveniyorsa Mertens kenarda kalmalı. Mertens'e bu noktada sırtını dönerse Okan Buruk... Bu hafta gün... Mertens'i yedek, belki evet, haftaya 11 evet, başlatayım evet, olmaz diyorsun. O zaman bence pek olmaz. Yani oyuncu yönetimi açısından sıkıntı yaratabilecek tercihler şu an. Eğer eminse o zaman bir itirazım yok. Yani der ki Micho antrenmanlarda çok iyi, oyuna sonradan girdi, çok iyi performans gösterdi. Sergio Oliveira düşüşte, o zaman Sergio Oliveira kenara, Micho ile sezon sonuna kadar devamsa okey. Buna itirazım yok. Buna hiçbir şey demem. Ama diğeri bence çok riskli olur. Hele birden fazla oyuncu da bu kararı verirse Okan Buruk. Benim şahsi kanım sol bekte her zaman bir değişiklik olabilir Galatasaray'da. Çünkü orada ikna edici performanslar yok ama diğer bölgelerine Okan Buruk'un dokunmayacağı şeklinde. Peki Başakşehir teknik direktörüsün. Galatasaray'a bakıyorsun karşında. Onun zayıf noktalarını çözmeye çalışıyorsun. Herhalde Galatasaray'ın solundan kendi sağından gitmek istersin. Galatasaray Beşiktaş maçında da kendi solunu, Adekugbe ve Kerem'in olduğu kanadı savunmakta bir hayli zorlandı. Şimdi bugün bir de Kazımcan büyük ihtimal ya da bir ihtimal oynayacak Adekugbe yerine. Genç bir oyuncu, baskı yüksek olacak bu karşılaşmada ve birkaç böyle pas hatasında Galatasaray tribünü de eğer maçta bir dengede veya bir farkta geride gidiyorsa homurdanmalar da başlıyor Adekugbe ve Kazımcan üzerinde. Ben olsam orayı
işlemeye çalışırım. Çünkü diğer tarafta Sacha Boye'yi zorlaman çok mümkün değil. Yani karşısına Serdar'ı versen, Serdar Sacha Boye'yi çok rahat ekarte edebilir diyebilir misin? Bence enerjisini boşa harcatırsın. Diğer tarafta Yan Uzay'ın da Kazımcan'a fizik olarak üstünü kurma şansı bence pek yok. Ama Serdar'ın mesela ben hani dışarıdan bir gözle sağ kanatta oynamasını bu karşılaşmada Kazımcan üzerinde daha dikine gidebilen bir oyuncu. Koşullarıyla onu nasıl diyeyim bozabilecek bir profilde oyuncu olduğu için ben onu tercih ederdim. Yani hızlı oyuncumu Kazımcan üzerine vermeyi, daha oyun kurucu karakterli oyuncumu da Sacha Boye'ye vermeyi tercih ederdim. Çünkü Serdar da geçemeyecek Boye'yi, Yan Uzay da geçemeyecek. En azından oradan belki oyunu şekillendirip diğer tarafa yiyebilirsin. Aynı şekilde bu arada Galatasaray'ın da bir avantajı olur eğer Caner sol bekte oynarsa. Sonuçta Caner'in de savunma zafiyeti var. Orta saha zaten Mahmut Biglia görece zayıf. Galatasaray'ın da yine kendi sahandan etkili olma şansı var. Herhalde belirleyici olacak iki takımın da hücumda sağ, savunmada solu diye düşünüyorum. Sana katılıyorum ama Caner'in mesela bu karşılaşmada sol bek oynamasını gerektirecek bir durum yok başlangıç planı olarak en azından. Hı hı. O yüzden de Caner'le başlamayabilir. Evet, Lima da yazan var, Caner de yazan var. Şu evet. An karışık bu da. Hani eğer Galatasaray öne geçer 1-0 son bölümde Başakşehir yüklenirse o zaman Caner bir opsiyon olabilir ama genel anlamda savunmada ciddi problemler yaratan bir Caner'le başlamak da ilk plan olarak pek mantıklı gelmiyor bana. Başakşehir'in bence senin söylediğine ek olarak yapması gereken noktalardan biri şu. Başakşehir'in bir avantajı var, o da santraforun çok hareketli olması. Dolayısıyla santraforu senin söylediğin Galatasaray'ın sol kanadına doğru kırılırsa, oraya doğru oyun merkezini oraya doğru yaklaştırırsa kendi oyun merkezini santraforu, Başakşehir'in şöyle bir durumu olabilir. Orada pivot santraforluk yapacak. Orada pas istasyonu olacak bir santrafor. Serdar'ı kaçıracak. Serdar'ın girişlerinde de ceza sahasına Aleksic'le koşu yapacak. Yani santraforunu değil Aleksic'i ceza sahası içerisinde topla buluşturmaya çalışacak bir Başakşehir. O taraftan yüklenecek bir Başakşehir faydalı olabilir. Kesin oradan yapacaklar bunu. Bir şey çıkartabilir. Yani normal şartlarda planını öyle yaparsın. Biraz daha sola doğru, yok kendi sağına doğru oluyor. Figueiredo kendi sağına doğru yaklaşacak. Daha merkeze kaçacak. Orada Serdar'la ikiye birler yapmaya çalışacaklar. Serdar kaçacak. Aleksic diğer taraftan da eğer kanadını değiştirirse Yan Uzay ceza sahasına girmeye çalışacak. Ve oradan bir şey çıkarmaya çalışacak. Yani normalde böyle bir düşünürsün, planı düşünürsün herhalde teknik adam olsan. Ama bunu akşam göreceğiz ya da Başakşehir bunu düşünse de ne kadar uygulayabilecek. Onu hep beraber göreceğiz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. BTC Türk alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. 9.18 saatlerimiz, şimdi alternatif piyasalar bölümündeyiz ve TC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 28.214 dolardan işlem görmekte. Düne göre %2.4'lük bir düşüş söz konusu. TL olarak da fiyat 600.000 bandının aşağısına inmiş durumda, 593.107. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsan. 9.19 iddia bölümündeyiz. Bugün Süper Lig'de hafta kapanacak dedik. İki maç var. Trabzonspor, Ankara Gücü, Galatasaray, Başakşehir. Galatasaray, Başakşehir'de Galatasaray galibiyetin oranı şu anda 1.34 iddiada. Ki normalden daha yüksek oranlar var biliyorsunuz iddiada birçok karşılaşmada. Başakşehir galibiyeti 6.26. Beraberlikte 4.45 olarak belirlenmiş. Trabzonspor, Ankara Gücü'nde ise Trabzonspor'un galibiyet oranı 1.80. Beraberlik 3.37, Ankara Gücü galibiyetine de 3.55'lik bir oran verilmiş. Trabzonspor aslında ligde iç sahadaki en iyi takımlardan bir tanesiydi işte son düzlüğe kadar. Son karşılaşmalarda Kayseri'ye 4-3 kaybetti. Ümraniye'ye kaybetti içeride. Beşiktaş'ta 0-0 berabere kaldı. O yüzden oran da gördüğünüz gibi Trabzonspor için yükselmiş vaziyette ki Trabzonspor
Son dönemde maçları 11 kişi bitirmekte de zorlanıyor. Bakalım Bielitsa rahat bir karşılaşma yönetebilecek mi bu sefer Ankara Gücü karşısında? Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Trabzonspor Ankara Gücü maçı için Ankara Gücü son 5 maçta sadece bir kez kaybetti ve bir hayli rahatladı tehlike bölgesinden uzaklaşma konusunda. Trabzonspor da son 5 maçta sadece bir puan toplayabildi. İlginç bir maç olacak kesin ama Trabzonspor'un Ankara Gücü'nden daha iyi takım olduğunu bu halde de söylemek çok zor değil. Dolayısıyla bu oranın ben yükselmesini son 5 haftadaki her iki takımın performansına bağlı olarak Trabzonspor'un galibiyet oranının böyle yükselmesi bir fırsat olarak görmekten yanayım. Trabzonspor normal şartlarda bu maçı kazanır. Galatasaray-Başakşehir maçında da az önce Ali değerlendirirken Başakşehir'in neler yapması gerektiğini Galatasaray karşısında söyledi. Bence Galatasaray-Beşiktaş maçı çok önemli. Yani son oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı çok önemli bir referans Başakşehir için. Hatırlayalım. Torreira düştüğünde Galatasaray düştü. Bütün kontrolü eline aldı Beşiktaş ve Beşiktaş'ın beğenilmeyen merkez orta sahası kontrolü eline aldı. Sazı eline aldı. Hacı Ahmetoviç'le, Getson'la, Salih'le. Dolayısıyla Galatasaray'ın zayıf noktası merkez orta sahasında Torreira'nın pilinin bittiği an. Ya da Torreira'nın etkisinin iki yönlü olarak ortadan kalktığı an. O da 3 kişilik oynamaya çalıştığı için öyle oluyor. Yani Oliveira ile Mertens son dönemde pek iyi olmadığı için. Kerem, Mertens, Rashica, Oliveira. Bunların hiçbiri takım savunmasına yeterince katkı vermiyorlar. Biraz Rashica. Ya dolayısıyla tek başına kalıyor Torreira dediğin gibi Ali ve o da Galatasaray'ın yumuşak karnı. Galatasaray'ın iyi oynadığı, iyi oynayarak rahat kazandığı, üstünlüğünü rakibine her anlamda kabul ettirdiği maçlar Torreira ve Oliveira'nın birlikte çok iyi oynadığı maçlar ve Torreira'nın üzerine çok yük binmeyecek şekilde de topun Galatasaray'da kaldığı, çok fazla baskı yemediği, çok fazla sağdaki soldaki boşlukları, açıkları, boşta kalan topları vesaire her yere yetişmek zorunda Torreira'nın kalmadığı maçlar. Dolayısıyla Başakşehir'in neyi becerip neyi beceremeyeceği de kilit nokta bence Torreira'nın olduğu bölge. Yani Torreira'nın olduğu o bütün o yetiştiği, koştuğu alanlarda Torreira'yı ne kadar zorlarlar, ne kadar yıpratırlar, yorarlar, Torreira yetişemez hale gelir. Orada Galatasaray gedik vermeye başlıyor. Dolayısıyla Alexis tarafında işte ondan sonra tabii onu hallettiği anda Alexis çok kilit bir oyuncu bu noktada. İşte Yan Uzay olsun, diğer oyuncular olsun onları kullanarak hızlı bir şekilde Galatasaray'ın orta sahasındaki gediklerden adam ve top kaçırmaya arka tarafa Galatasaray'ın savunmasının arka tarafında çalışacaklar. Kolay değil işleri. Çünkü Galatasaray'ın motivasyonu ortada. Sağ seyirci avantajı ortada. Kalitesi ortada. Çok farklı ve fazla silahı var Galatasaray'ın. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışırken başka bir yerden bir duran topta ve yapacağınız bir hata yahut da Mertens'i unutmanız, Kerem'i unutmanız, Icardi'yi unutmanız, Rashica'yı unutmanız. İki pasta Galatasaray Oliveira'nın kazandığı bir topu Rashica, Icardi yapıp 3 pasta gole giden bir takım. Bunu çok yapan bir takım. Dolayısıyla tabii Başakşehir buradan bir şeyler, fırsatlar yakalamaya çalışırken bir tarafta da oyunun savunma tarafında, takım savunması tarafında Galatasaray'ın çok farklı, çok yönlü silahlarına karşı önlem alması gerekiyor. Şimdi bu bana iddia açısından da şöyle bir fırsatın olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın gol bulma ihtimali zaten her zaman çok kuvvetli. Ama Başakşehir'in de ilk maçı 7-0 yani kontra fikstürde 7-0 kaybetmiş bir Başakşehir'in de burada sadece bir puan mücadelesi ya da şampiyonluğu etkileyecek bir mücadelede sorumluluk anlayışıyla oynamak değil, aynı zamanda kendi utandırılmış bir performansın arkasından bunun biraz olsun izlerini silebileceği bir şeref mücadelesi geçen var. Geçen hafta şeyi konuştuk Barış abi, onun için ne diyorsun? Kupada Başakşehir eleyince o 7-0 biraz Başakşehirli oyuncuların aklından gitmiş midir? Çünkü yani, kupada gene deplasmanda oynadılar Galatasaray'la. Ya ama lig maçıyla karşılaştılar. Orada tabii yani o lig fikstüründeki o 7-0 mağlubiyet orada duruyor. Tabii ki ilk defa karşılaşmıyorlar o maçtan sonra. O, senin dediğin gibi o bir katalizör olmuş mudur? Olabilir tabii ki ama ben Başakşehir'in 0 atıp 7-7 birlik maçının kontra fikstüründe daha golü düşünen bir oyun oynayacağını
düşünüyorum. Daha fazla gol düşünüyorum. Daha agresif, daha hücum düşünen bir futbol oynayacağını. Zaten karakteri de bunu gerektiriyor Başakşehir'in. Bu tabii Galatasaray'a da fırsatlar verecek. Daha açık oynayan bir Başakşehir. Dolayısıyla her iki kalede de, her iki ceza sahasında da ben bir pazartesi maçına göre beklenenden fazla aksiyon görebileceğimizi düşünüyorum. Pazartesi maçları genelde öyle yavan olur ama genelde pazar maçlarından, cumartesi maçlarından beklenen bir performansı ben bugün göreceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk açısından çok önemli maç olmasının da bunda etkisi olacaktır. Her iki kalede, her iki cihazdaki aksiyonlar bana hani karşılıklı gol olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. O yüzden Trabzonspor galibiyetinin yanına Galatasaray Başakşehir maçında karşılıklı gol var opsiyonu fena bir ikili kombinasyon değil bence. Trabzonspor'da ona dönersek bugün Dorukhan, Naci, Densville sakatlıkları sebebiyle Bakasetas da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Siopis ve Trezeguet'in de oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtilmiş bugün Fotomaç gazetesinin haberi bu şekilde. Muhtemel 11'si şöyle. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Savunma dörtlüsünde Larsen, Hüseyin, Bartra ve Eren. Orta sahada Doğucan, Hamşik ve Abdülkadir Ömür. Kanatlarda Vişça ve Markoviç. İleri uçta da Maxi Gomez. Tabii Vişça'nın dönüşü, Abdülkadir Ömür'ün ayak parmağındaki o sakatlığın kısmen iyileşmesi. Anladığım kadarıyla tam hazır değil ama bu karşılaşmada oynamak istediğini teknik heyete bildirmiş. Büyük oranda ağrıları geçtiği için bu maçta Abdülkadir Ömür'ün de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Tabii bu kadar eksikle birlikte Trabzonspor'da Abdülkadir'in de oynamayacak olması büyük bir yara verirdi Trabzonspor'a. Ama akşam onu da çok büyük ihtimalle göreceğiz. 5 oyuncunun yine sarı kart sınırında olduğu bilgisi var. Eren Elmalı, Siopis, Bartra, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Sonuçta Trabzonspor için bu sezon hedef maçlardan bir tanesi. Beşiktaş karşısında da onu hissettirmişlerdi. Fenerbahçe derbisi de artık ligde çok bir iddiası kalmasa da Trabzonspor'un bir mesaj maçı, taraftarına önümüzdeki sezon için bir şeyler sunma fırsatı veren bir karşılaşma olduğu için bu oyuncuların da cezadan kaçınmaya çalışacağını söyleyebiliriz. Trabzon'la ilgili durum bu şekilde. Galatasaray'da da galiba 5 oyuncu değil mi kart sınırında? Galatasaray'da da sınırda olan futbolcular var. Beşiktaş'ta da var. Artık ligin sona doğru tabii liste kabarık maç sayısı ama arttıkça. Mesela Galatasaray ve Fenerbahçe'de o problemi çözmeli. Çünkü hani Galatasaray-Fenerbahçe maçında kimse cezalı oyuncu istemez. Ha, tabii. Galatasaray'da 5 diye okudum ben. Ona da aslında evet kontrol edeyim ben Trabzonspor'daki bilgiyi paylaştım ama Galatasaray'da da dediğin gibi çok fazla oyuncu var. Beşiktaş'ta Cenk Tosun sanki sınırda gidiyor. 3 sarı kartta kaç haftadır. O da hani kart görmeden devam ediyor. Galatasaray'da bir ara bulmam gerekecek. Icardi oyunculardan bir tanesi. Sasha Boy oyunculardan bir tanesi. Evet ben söyleyeyim buldum. Şimdi seni de zorlamayalım. Ya da istiyorsan acaba bilebilir miyim diye bir zorla kendisi öyle bir şeyini. Zorlama beni bu saatte tamam. Ama 5 tane oyuncu bu. Evet 5 oyuncu. Icardi, Kerem, Oliveira, Rashica ve Sasha Boy. Yani tamam. Aslında ilk 11'in evet, gediklisi. Çok önemli oyuncular. Diyebileceğimiz oyuncular. Hani alternatifleri yok değil. Sasha Boy yerine Dubu oynayabilir. Rashica yerine Yunus Barış Alper. Kerem yerine Yunus Barış Alper. Oliveira yerine. İşte ama oynaması daha iyi olur. Tabii yani. Sezonun bu bölümünde. Oliveira yerine Mitchell var. Icardi yerine Gomis var ama tabii ki bu oyuncuların yani yerine birebir tutmaz. Oyuncular. O yüzden onların da çok dikkatli olması lazım. Tabii bu maçta eğer bu oyunculardan biri sarı kart görürse İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecekler. Deplasmanda ki İstanbulspor'un kendi sahasında oynanacak artık. Öyleymiş, onu diyebiliriz. Vodafone Park talebi de reddedildi. En azından atmosfer çok yüksek olmayacak. Belki ama yok olmaz. Sonra Sivas maçı var. Sonra evet. Ankara Gücü maçı var. Sonra Fenerbahçe maçı var Galatasaray'ın. Hani bu maçta sarı kart görüp ceza duruma düşmek çok bozmayabilir mi acaba Galatasaray İstanbul karşı? Doğru söylüyorsun çünkü zaten iki tane opsiyon var bana sorarsan. Ankara Gücü. Ankara Gücü maçında tam kadro olmak isterim ben. Çünkü Ankara Gücü maçına kartla çıkarsan deplasman maçı işte atmosfer yüksek. Ankara Gücü'nün ligdeki durumu falan o zamana kadar belli olmayabilir. O yüzden o maçta kart sınırında oyuncum pek olsun istemem. Ama nerede isterim? İstanbul deplasmanında isterim. Bir de Sivas'la içeride oynarken isterim. Eğer hani bir şey yapılacaksa taktiksel bir
orada planlama yapılacaksa, yani bu iki maçı ben teknik adam olsam tercih ederim. Çünkü Ankara Gücü maçına gittin. Yani Ankara Gücü ne olursa olsun zor bir rakip deplasmanda. Orada sinirler gerilebilir. Atakan faktörü var bir de. Atakan yani. Atakan faktörü olduğu için de dikkat etmek lazım. Ama işte o zamana kadar Ankara Gücü kümede kalmayı garantiler. Yani olursa, kupa fikstürü var. Tabii, o olursa rahat da olabilir. Çok rahat olabilir. Seçim. Aynen. Öyle bir ihtimal de var. Ama normal şartlarda şu an böyle bakınca Ankara Gücü ve Fenerbahçe maçlarında, zaten Fenerbahçe son maçı Galatasaray'ın, en azından Ankara Gücü maçında o riskle oynamak istemem ben. Maçın hakemlerini de söyleyeyim bugün. Madem bütün bilgileri veriyoruz, sarı kart sınırı, muhtemel 11'ler, sakatlar, cezalar. Galatasaray-Başakşehir maçında Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Mustafa Emre İsoy ve Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakem de Çağdaş Altay. Trabzon-Ankara Gücü'nde ise Erkan Özdemir düdük çalacak. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem de Kutluhan Bilgiç. Maçın hakem dörtlüsü bu şekilde var. Henüz açıklanmadı. Gün içerisinde öğleye doğru VAR'da görevli olacak hakemleri de öğrenmiş olacağız ve haftayı da Süper Lig'de noktalayacağız. Dediğim gibi hafta sonu bir karşılaşma olmayacak. Türkiye'de seçim var. Hafta içi mesaisi yok. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşmalar izleyeceğiz. Yarından itibaren güzel eşleşmeler var. Hafta için ona konsantre olacağız. Basketbolda aslında konuşamadık. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Beko İstanbul'daki ikinci serideki dördüncü maçı kazanıp seriyi Pire'ye taşımayı başardı. Aslında öyle bir hayal kırıklığından sonra Sulukas'ın son saniye üçlü. Fenerbahçe'den ben böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Ama olağanüstü oynadı Fenerbahçe. Bu sefer maçı kazanmayı başardı. Hani yapacağını yaptı Fenerbahçe. Hatta hani seri ne olur bilemem. Kaybedebilir de Fenerbahçe ama hani oyun olarak bakarsak basketbol yorumcularının dediği de bu. Hani maçların çoğunun kontrolü Fenerbahçe'de idi. Fenerbahçe daha çok istediklerini yapan taraftı. Çünkü normal sezondaki iki maça bakarsan biri 20 sayı bitmiş, biri 27 sayı bitmiş. Fenerbahçe kaybetmişti bu karşılaşmalar ama hani bu seri ilk maç biraz açıldı. Ama o da 3. periyodun ortasından itibaren açıldı. Zaten en iyi oynadığı bölüm herhalde Olympiakos'un o bölümdü. Ama ondan sonra Fenerbahçe gerçekten bir karakter ortaya koydu. Hayes Davis olağanüstü işler yapıyor. Neredeyse çıkmadan mücadelesini sürdürüyor. Deschamps-Pierre keza aynı şekilde. Çok gösterişli oyuncular değil ama işin fizik kısmında da takımını yukarı çeken performanslar gösterdi. Bakalım son maçta neler olacak. Orada da acayip bir ilgi varmış biletlere. 7-8 dakika içerisinde tükenmiş. Hani 80 bin 70 bin civarı talep olmuş. Ama satabildiği 10 küsür bin bilet. Çünkü salonun kapasitesi o kadar. Orada da hani atmosfer zorlu olacak ama Fenerbahçe orada bir maç almayı başarmıştı. Neden? Son maçı da almasın. O maçta bildiğim kadarıyla yarın onu da kontrol edeyim şimdi hazır bahsediyorken. Tabii yarın saat 21.30'da oynanacak o karşılaşma ve Final Four'a kalan ikinci takım belli olacak. Diğer eşleşmeler, onlar da 2-2 idi. Monaco, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid Partizan maçları da çarşamba günü oynanacak. Valla Barcelona'lı oyuncular herhalde Final Four'da en zinde olan oyuncular olacak. 3-0'la hiç hırpalanmadılar. Diğer bütün seriler uzadı. Evet. Bayağı kritik maçlar oynandı. Şaka bir tarafa tabii, daha var Final Four'a. Oyuncular fiziksel olarak toparlarlar ama mental olarak hakikaten Barcelona çok rahat geçti Zalgiris'i. Diğer bütün eşleşmeler, yani sen ne diyorsun şimdi? Fenerbahçe o son saniye basketini yedikten sonra böyle bir tepki veremeyebilirdi. Hakikaten zor. Çok zor. Böyle şartlarda mücadele etmek. Yani mental olarak bir taraftan bakıyorsun işte son karşılaşmada koçla sağ kenarındaki bir ya o da inanılmaz şey bir görüntü ya. Hani taraftar arasında, yani bir taraftan da mental olarak da çok hırpalanıyorsun bu tarz durumlarda. Ama Fenerbahçe hakikaten çok başarılı bir çeyrek final serisi oynadı. Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu ve işte bence en kritik nokta o senin söylediğin nokta. Yani oyun olarak Fenerbahçe şimdi mesela bir seride iki maçı kaybedersin, o iki maçın hiç içinde yoksundur. Mücadele edememişsindir. Rakip seni rahat yenmiştir. Öyle bir şey olmadı. Yani bütün maçlar, dört tane maçta sonuna kadar iki takım da mücadele etti. Yani öyle Olympiakos'la Fenerbahçe arasında eşleşme öncesi söyledikleri kadar bir fark hiç gözükmedi. Yok.
Yok, kesinlikle yok. Bütün maçlar boyunca bu çok değerli, çok önemliydi. O yüzden Fenerbahçe'nin o korku ve psikolojik üstünlük faktörünü üzerinden tamamen attığını düşünüyorum ben. Yani Pire'de her şey olabilir. Şu şeye de hiç katılmıyorum. Fenerbahçe yapacağını yaptı ya. Buraya kadar gelmiş bir oyuncuya sen yapacağını yaptı diyebilir misin? Oyuncuya bunu kabul ettiremezsin. Yani oyuncu mesela turdan önce inanmıyor olabilir ama şu an Olympiakos'a eleyeceğine herkes inanıyordur Fenerbahçe'de. Eler ya da eleyemez ayrı bir şey. Hani eler ayrı, eleyemez ayrı ama oyuncu artık şey diye düşüyor. Ya tamam ne olacak, ben iki maçı kazandım, yapacağımı yaptım diye böyle bir psikoloji yok. O ne hikmetse yorumcularda ve taraftarlarda var. Ama şunu çok kastetmek şey için yani. Olabilir mi? Yani Elense'de çok başarılı. Evet, Elense'de tamam, başarılı. Adam zaten tur geçmek istiyor, kesinlikle mücadele edecek. Bence oyuncu yani o artık o şeye girdi. Yani daha ilk karşılaşmayla beraber zaten Olympiakos'u orada da yenebileceğini hissettirdiği için Olympiakos artık oyuncu o formata girdi. Artık oyuncu o kafa yapısına girdi. O yüzden yarın acayip bir maç olacak. Vezenkov sezonun MVP'si fakat o da hani çok ekstra üçlükler attı ama çok kötü üçlük tercihleri de kullanıyor bu seride. Ben son maçı da izledim. Hani çembere değdiremediği üçlükler çıkarmaya başladı. Psikolojik olarak sanki o baskıyla mücadele edemiyor gibi. O da bir avantaj. Takımın sonuçta en önemli hücum silahlarından biri de normal sezondaki gibi oynamıyor. Onu da devre dışı bıraktık kısmen. Yani Fenerbahçe için gerçekten çok büyük bir şans var. Son olarak da çok affedersin. EuroLeague tarihinde 8. sıradan girip playoff'a kalan Final Four'a kalan takım yokmuş. Evet. Bu bir istatistik. Bunun kadar değerli bir başka istatistik de var. Onu hatırlayamadım. Kusura bakmayın ama Fenerbahçe bunu da yaparsa bir ilk olacak EuroLeague tarihinde. Yani 8. sıradan şeye girip playoff'a girip EuroLeague'de Final Four oynayan ilk takım olacak Fenerbahçe. Son olarak da handball'da dün Konyaaltı Belediyespor kadın handball takımı Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanyol rakibi Atletico Guardeza'yı 33-20 mağlup etti. İlk maçta aslında kaybetmişti temsilcimiz 23-17 fakat rövanşta 13 sayılık üstünlük kurup tarihi bir zafere imza attı. Kupayı Türkiye'ye getirdiler. Bu başarıyla birlikte kupayı Türkiye'ye getiren de ilk takım olmayı başardı. Çok başarı kelimesi kullandım üstüne ama Konyaaltı Belediyespor kadın handbol takımını da tebrik ediyoruz bu başarıları için. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, son bölümdeyiz Sabah Sporu'nda. Voleyboldan devam edeyim. Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı Missikom Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti ve maçı da 3-1 kazanmayı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk seti kaybetti Fenerbahçe 25-20'lik skorla ama sonrasında 25-14, 25-21 ve 25-17 ile rakibine üstünlük kurdu. Eczacıbaşı normal sezonu namağlup şekilde bitirmişti. Onlar da yerel bazdaki ilk mağlubiyetlerini ligde Fenerbahçe karşısında almış oldular. 5 maç üzerinden oynanacak final serisi, onu söyleyeyim. 3 maç kazanan takım şampiyon olacak. Şimdi ikinci karşılaşma Salı günü, yani yarın oynanacak. O maç Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde yapılacak. İlk karşılaşma Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanmıştı. Bakalım Eczacıbaşı orada seriyi 1-1'e getirebilecek mi, yoksa Fenerbahçe 2-0'la çok büyük bir üstünlük mü kuracak, onu hep beraber göreceğiz. Ve Formula 1'de dün Miami Grand Prix'si vardı. Azerbaycan yarışının üzerinden tam bir hafta geçmişken Miami Grand Prix'si yapıldı. İkinci Grand Prix'ydi bu. Geçen sezon ilk kez düzenlenmişti Miami. Dün ikinci kez düzenlendi ama bu sezon çok sıklıkla gördüğümüz gibi ve bundan sonra da göreceğimiz gibi Red Bull dominasyonuyla biten bir yarış oldu. Aslında Verstappen sıralama turlarını 9. sırada bitirdi. Tam tur atacakken Leclerc'in kazası, seansın artık bitmesi, Verstappen de tur atamadan seans bitti. O yüzden 9. oldu. Kötü bir derece yaptığından değil. İlk turunda da hata yapmıştı. Ama 9. başlamasına rağmen yarışı bir kez daha kazanmayı başardı. Hatta en yakın rakibi, takım arkadaşı
yarışçı Sergio Perez'e de 5,5 saniye fark attı. Yarışın sonunda ikinci yine Red Bull'dan Perez oldu. Ve üçüncü sırada da Aston Martin'den Fernando Alonso'yu gördük. Mercedes'lerde Russell ve Hamilton 4 ve 6 oldu. Ferrari'lerde ise Sainz 5, Leclerc'de 7. sırada yarışı tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte Verstappen liderliğini tabii sürdürdü. Puan farkını da aştı Perez'le. 119'a 105 oldu. İki takım arkadaşı arasındaki puanlar bu şekilde. Onu 75 puanlı Fernando Alonso takip ediyor. Dördüncü basamakta 56 puanlı Hamilton, 44 puanlı Sainz 5. 40 puanlı Russell 6. ve 34 puanlı Charles Leclerc de 7. sırada yer alıyor. Ama gördüğünüz gibi Red Bull'un neredeyse bütün yarışlardaki üstünlüğü bu yarışta da devam etti. Çok keyifli bir sezon olmuyor açıkçası. Bakalım hep böyle mi gidecek? Çünkü geçen sezonda aslında Ferrari çok iyi başlamış fakat sonrasında geri gitmişti ama şimdi Red Bull en baştan itibaren işi sıkı tutmuşa benziyor. Oradaki yarıştaki son durumda bu şekildeydi. Evet, programda sizlere aktaracağım haberler bu şekilde. Bugün karşılaşmaları takip edeceğiz. Tabii sadece bu arada Süper Lig'de karşılaşmalar yok. İddia bölümünde diğer maçlardan bahsedemedim ama onu da hatırlatayım. Premier Lig'de de 3 farklı saat diliminde karşılaşma var. 17'de Fulham Leicester City, 19.30'da Brighton Everton ve 22'de de Nottingham Forest Southampton karşılaşmaları oynanacak. İtalya Serie A'da Empoli Salernitana, Udinese, Sampdoria ve Sassuolo Bologna karşılaşmaları var. Portekiz'de şampiyonluk adaylarından Porto Aruca deplasmanda olacak. Hafta sonu Benfica Braga karşısında 1-0 kazandı. Puan farkını maç fazlasıyla da olsa 7'ye çıkardı Benfica. Porto tekrar kazanıp farkı 4'e indirmek isteyecek ki bugünkü maçla birlikte de geriye 3 maç kalacak. Bundan sonra oynanacak. İşi bir hayli zorlaştı. Haftaya ama Sporting Benfica var. Biliyorum var ama kaybetse de yine bir puan önde olacak. Porto'nun yani kazandığı işte senaryoda yine 2 maç puan kaybetmesi gerekecek orada. Benfica'nın tabii çok zorlaştı da. Çok kritik bir galibiyet aldı. Yani oraya taşımaya çalışacaktır şansını. Evet. Evet, fikstür bu şekilde. Championship'te maçlar var. Bugün İngiltere'de niye erken saatte karşılaşmalar var? Premier Lig'de mesela hafta içi mesaisinde genelde akşam seansı gördük. Bugün tahmin ediyorum ki özel bir gün onlarda. Bilmiyorum, bakmadım valla. Çünkü 17 seansında pazartesi günü maç yok, görmeyiz. Yok, olmaz. Premier Lig'de. Hatta Championship'te de yine 17 seansında tüm karşılaşmalar oynanacak. Belli ki bir özel gün var. Ben hakim değilim, kaçırdım ama bülten böyle. Evet, programı bitirdik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda.